Evet değerli izleyenler, Türkiye Jokey Kulübü televizyonu stüdyolarından bir son düzlük gündem özele daha merhaba diyoruz. Ben Hakan Cantınaz ve bir son düzlük gündem özelde daha Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci'yi, At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Sayın Reşat Köstem'le birlikte stüdyoda konuğumuz oldu. Bugün gündeme dair değerlendirmeleri yapacak bizlerle Sayın Başkan ve ben kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Yasin Bey'e. Evet, en son programımızı Gazi Koşusu öncesinde yine bu stüdyolarda gerçekleştirmiştik. TCK TV, Tay TV ortak yayınında ve son derece verimli geçmişti. Normalde rutini iki ayda bir yapıyorduk son düzlük gündem özelleri ama hem gündemin yoğunluğu hem son gelişmelerle birlikte bugün Kasım'ın ilk haftasına kalmış durumdayız. Sizlerin de gerek yarış kamuoyuna gerekse camiamıza vereceğiniz çok önemli mesajlar olduğunu da biliyoruz. Ve ben hemen sevgili üstadımız Reşat Köstem'e dönüyorum. Reşat abi bayağı bir ara verdik değil mi? Sayın Başkan'ı ağırlarken. Çünkü çok gelişmeler oldu. Sürekli değişen bir gündem diyelim. Onun için bugünkü de gündem özel değil, gündem çok özel falan bir şeklinde program olması gerekecek. Evet. O zaman Sayın Başkanım, şimdi gerçekten gündem çok yoğunlaştı ve konu başlıklarımız çok fazla ama biz buradan izleyicilerimize de hatırlatalım. Programımıza interaktif olarak da katılabiliyorsunuz. Bunun için Twitter adresimizin yanı sıra ekranlara arkadaşlarım getirecekler. Bir e-mail adresimiz var. E-mailleriniz de buraya düşecek. Katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz ki getirdi arkadaşlarım ekranda yazıyor. gündem@tjk.org şeklinde ekranlarınızda görüyorsunuz siz de. Buraya da e-maillerinizi bekliyoruz. Her bir soruyu Sayın Başkan'a akışımız içerisinde soracağız ama ben sözü hemen Reşat abiye vermek istiyorum. Çünkü gündemin çok ağırlıklı konularının başında aslında değil mi? Varlık fonu geliyor. Ve bu konuda da Sayın Başkan'a soracağımız sorular vardır. Söz sizde Reşat abi, başkanı biraz sıkıştırmaya başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Bu görevi bana veriyor. Size veriyorum ben. Peki, evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum programımıza Sayın Ekinci. Evet, Hakan'ın da söylediği gibi Türkiye Varlık Fonu, Türk atçılığının diyelim ki gündeminde, yarış ve yetiştiriciliğinin gündeminde. 3 Kasım 2016'da bir başkan değişikliği söz konusu oluyor. Bakıyorum yönetim kurulundan bir diğer Himmet Karadağ, Mehmet Bostan Bey'in yerine başkanlığını vekaleten de olsa Türkiye Varlık Fonu'nu yönetiyor. Ama Varlık Fonu'na devredildikten sonra olay şu: 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle bakanlığın verdiği bir takım yetkiler, Türkiye Jokey Kulübü devrettiği sözleşmeyle devrettiği yetkiler bir lisans haline getirilecek ve bu lisansı pazarlayacak veya devredecek olan Türkiye Varlık Fonu olacak. Bizleri bu konuda bilgilendirir misiniz? Bunun başlangıcından itibaren neler yaşadık ama özellikle de sonra açacağız sorularımızı, bundan sonra neler yaşayabileceğimizi tahmin ediyorsunuz? Evet, öncelikle saygılarımı sunuyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Şimdi tabii bildiğiniz gibi 6 Ocak 2016'da, 2017'de 680 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1-1-2018 itibariyle lisans hakları, yarış yapılan alanların ve müşterek bahislerin, yarış yapılan alanların idaresi ve de müşterek bahislerin oynatılması konusundaki lisans hakkı Varlık Fonu'na devredilecek. Evet. Tabii bu Türk atçılığı konusunda bir devrim gibi olacağını düşünüyoruz. Ve bu değişikliğin de Türk atçılığını çok iyi bir yerlere getirmesine fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda genelde zaten öncelikle bu sistemi incelenen raporlar tanzim edildi çeşitli kuruluşlar tarafından ve o raporlar doğrultusunda ve biz de mümkün mertebe demin söylediğiniz başkan değişimi 8 Eylül itibariyle değişti. Evet. O güne kadar 7, ondan bugüne kadar da 3 görüşmemiz oldu. Daha doğrusu devamlı görüşme halindeyiz.
tabii ki Varlık Fonu da bu işin en rasyonel halde devamı için araştırma yapıyor. Yani bu kritik bir konu ama biraz daha tabii erken bu işin neticelenmesi gereken şu anda hala karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Ama netice olarak sonuçta atçılığın menfaatine olacak ve atçılığı büyütecek bir sistemin geleceğinden hiçbirimizin şüphesi yok. Yani biz de bu sektörün jokey kulübü olarak 65 yıldır bu işi devlet adına, kamu yararına çalışan bir kuruluşuz ve hem istatistiksel bilgiler açısından hem de dünyadaki bütün organizasyonların üyesi olarak, yani Dünya Yarış Otoritesi'nin, efendim Asya Yarışçılık Konferansı'nın, işte Avrupa Akdeniz Yarışçılık Konferansı'nın üyeleriyiz. Ve dünyadaki bütün aktivitelerden de haberimiz var. Dünyadaki bütün gelişmiş ve gelişmekte olan atçılık ülkelerine de bir model ülkeyiz. Yani bizden gelişmişlerle temasımız çok sık sürmesine rağmen, yani dünyada olmayan bir kesinti oranlarıyla yapılan yarışların bu boyutta olması dünyayı hayrete düşürüyor. Çünkü gerçekten büyük bir özveriyle bir noktaya getirilmiş vaziyette. Yani dünyada şu anda 10. Avrupa'da 5. sıradayız. Bu döviz artışından evvel 9. ve 4. sıralardaydık. Ama Türkiye'nin potansiyeli, müthiş bir potansiyeli var. Ve büyüyebilir bir potansiyeli var. Ama tabii biliyorsunuz son yıllarda olağanüstü haller, seçim, üst üste seçimler filan atçılığın sorunlarına eğilmek ikinci, üçüncü planda kalıyor. Haklı olarak, çünkü çok önce ülkenin çok önemli problemleri var. Ama bir gerçek de var bu sektörde. Yaşayan bir sektör, çok büyüyebilecek bir sektör. Yani ilerleyen zamanlarda atçılığın Türk ekonomisine etkisiyle ilgili hazırlattığımız raporla da konuşma fırsatı olur. Yani son gelinen durumda Varlık Fonu bir arayış içinde. Yani bu sistemi en rasyonel olarak nasıl bir değerlendiririm çalışmasını yapıyorlar. Zaman zaman bizden de bu konular konuşuluyor, tartışılıyor. Ama bizim için Türk atçılığının geleceği çok önemli. Bu sektör çok önemli. Sadece yarışçılıktan bahsetmiyorum. Türk atçılığı çok önemli. Evet. Yani zaman içinde görüşme konulara gelirse neden önemli? Yarışçılığın bunun içindeki rolü nedir? Evet. Yetiştiriciliğin rolü nedir? Bunların hepsini tartışma imkanı, zamanımız uzun, zannediyorum paylaşırız. Yani şu dönemde Varlık Fonu bir model oluşturmaya çalışıyor. O model içinde 1-1-2018 çok yakın bir tarihte bunun netice alacağını umut ediyorum. Çünkü zamanımız yok. Netice alınması şart. Netice alınması şart. Çünkü değişiklikler hep sancılı olur. Ama bu sancının en aza indirilerek yapılması önemli. Çünkü yani 3 gün yarış yapamadığınız zaman satışınız %1 düşüyor. Ve de yerine koyma şansınız yok. Çünkü günleriniz hepsi dolu. Yani futboldaki gibi yarışı, maçı ertelediniz. Ertesi gün, çarşamba günü oynatıp onun gelirini elde edebiliyorsunuz. Ama burada öyle değil. Burada bütün günlerimiz sabah akşam dolu. Ve dolayısıyla aksayan herhangi bir problemde yerine koymak mümkün değil. Yani özellikle yaşadık geçmiş dönemlerde. Mesela Urfa'da bir hakem hatası yapıldı. Bir ay orada yarışlar %50 kaybetti. Yani dolayısıyla çok dinamik, çok hareketli, çok hassas bir konu. Çok güvenilir devam etmesi gereken bir konu. Bu konuda şu ana kadar Tarım Bakanlığı'yla çok ciddi olarak bir duruş gösterildi. Hatalar olmaz mı? Muhakkak ki oluyor. Muhakkak ki bunlar yenilenmeli, düzenlenmeli, pratikleştirilmeli. Hakikaten bazı konularda Varlık Fonu bir şans olarak şöyle değerlendiriyorum. Sorunların çözümü çok daha kolay çözülebilir. Evet. Ve neticede bakanlıklara gittiğinde, başbakanlığa gittiğinde öncelik sırasında tabii ki çok geri planlara düşüyor atçılık. Yani biz nitekim Tarım Bakanımızı ziyarete gittiğimizde, yani süt, et varken sonra
Haklılar yani neticede, ama biz de kendi açımızdan baktığımızda bizim sorunlarımızın hemen çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu vesileyle Varlık Fonu bir şans olacağını düşünüyorum. Ve atçılığın geleceğinin, özellikle atçıların hiç çekinmeden bu işin mükemmel olarak gelişeceğine inanarak yatırımlarına devam etmeleri gerekiyor. Yani biz de 31-12'de sözleşmemiz bitiyor olmasına rağmen hiçbir şeyimizi aksatmadan hep devam edecek gibi şu anda planımızı, programımızı, yatırımımızı devam ediyoruz. Yani gece gündüz aksatmadan yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Çözüm önerilerini üretmeye çalışıyoruz. Çok kısa bir sürede bu şekillenmiş olacak. Biliyorsunuz bizim iki ayda bir bu programı yapıyorduk. Yapamayışımızın nedeni bu Varlık Fonu ile ilgili sonuçların alınıp öyle yapılması idi. Evet. Ama artık gündemde kamuoyunun, atçılık kamuoyunun tahammülü kalmaması ve hem aşım sezonunun yaklaşması, ayrıca kış sezonunun başlaması dolayısıyla ahır müracaatları elimizde. İnsanlar yarış programı belli olmadan atlarını nereye götürecekleri belli değil. Atçılık ikramiye ne olacağı belli değil. Ona göre planlarının, programlarının yapılması gerekiyor. Yani bugün bunların çok hızlı olarak neticeye getirilmediği takdirde 2018'de sarsıntı, 2019'da, 2020'de çöküşler olur. Yani dolayısıyla çok yakın bir zamanda bu işin nasıl olacağını hep beraber inşallah göreceğiz. Ama ben inanıyorum ki verilecek kararın atçılık sektörünün hayrına olacak ve çok mükemmel gelişmeler kaydedecek bir netice olacağını ümit ediyorum. Evet, aslında atçılık sektörü demişken ben yelpazeyi biraz daha genişletmek istiyorum bu minvalde. Çünkü atçılık dediğimiz zaman sektörde atçılık dernekleri de mevcut var. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği. 3 dernek söz konusu. Bu noktada derneklerle ne durumdayız Sayın Başkan? Yani 3 ayrı dernek ki bu sürece gelirken diğer derneklerin başkanları da Varlık Fonu başkanıyla, Sayın Başkan'la da görüşmeler içerisinde oldular. Sonuçta herkes atçılık adına bir çaba, bir gayret gösteriyor. Türkiye Jockey Kulübü'nün derneklerle hareketi ne noktada, ne şekilde hareket ediyor, ilişkiler ne aşamada, onu bir değerlendirelim. Şimdi tabii şimdiye kadar bir mevcut sistem vardı. 6132 sayılı kanun. Ve o kanuna bağlı yönetmelikler. Bu yönetmelikler Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılır. Yönetmeliğin çıkışını biliyorsunuz. Yani Tarım Bakanlığı veya bizim önerdiğimiz, daha doğrusu kamuoyunun işte Çalıştay neticesinde belirlenen kurallar Tarım Bakanlığı hukukunda uygun görüldüğü takdirde Tarım Bakanlığı'ndan imzalanır, Başbakanlığa gider ve yönetmelikler çıkar. Tabii o yönetmelikler çerçevesinde Tarım Bakanlığı'nın bize verdiği yetkilerle bu yarışlar düzenlendi. Burada aslında derneklerin genel olarak daha çok sektörün içinde söz sahibi olabileceği bir platform ararken yönetmelikler bunlara engeldi. Dolayısıyla hep bazı konularda sanki bizden karşı karşıya gelmiş gibi. Çünkü burada vitrinde biz olduğumuz için aslında sorumluluk neticede Tarım Bakanlığı'nın yönetmelikleri düzenleme yetkisi Tarım Bakanlığı'nda. Dolayısıyla o yönetmeliklere göre bizim hareket etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla tabii ki yani bize göre de atçılık sektörü dediğiniz zaman derneklerden bizim hiçbir farkımız yok. Biz derneklerle aynı paralelde düşünen, aynı havayı soluyan ve müşterek atçılık sektörüyle ilgili müşterek hareket edebilen bir derneğiz. Tabii ki görevlerimizi kurallar çerçevesinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken çeşitli sürtüşmeler olabilir, çeşitli çekişmeler olabilir ama sektörün geleceğiyle ilgili olduğu zaman zaten farklı düşünme şansımız yok. Yani biz de o derneklerin zaten üyesiyiz. Evet. Yani o dernekler neticede bizlerin de üye olduğu dernekler. Ancak tabii Türkiye Jockey Kulübü deyince Jockey Kulübü deyince dünyada yani 50 ile 150 arasında üyesi olan ve atçılıktan artık menfaat olarak bir şey beklemeyen yani
tamamen sektörün geleceğine bilabeder hizmet veren insanlardan oluşması gerekiyor. Bu da belli bir dönemde bu işi yapmış insanların içinde bu işi kendine hizmet için bu işe talip olan insanların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu tabii ki sistem olarak dünyada dediğim gibi 50 ile 150 arasında olan bir dernek olması açısından giriş kolay değil. Dolayısıyla bizim diğer dernekten açılar olarak baktığınızda, sektöre yaklaşım açısından baktığınızda bir farkımız yok. Yani derneklerle bir hiçbir sürtüşmemiz yok. Biz son derece karşılıklı saygı ve sevgi içindeyiz. Dediğim gibi biz birbirimize beraberken bu sektörün bazında baktığınızda hep beraber olduğumuzdan hiçbir şüphem yok. Tabii ki neticede yönetim konusuna geldiğinde açılar da bu yönetimin içinde söz sahibi olma hakkını tabii ki sahipler. Yani olmalıdırlar da. Bu konuda neticede yapılacak yönetmelik değişikliklerinde zannediyorum Varlık Fonu bunu dikkate alacaktır. Onların da yapılacak yarış programında at sahibi belgesinde genel bir takım bu işin içinde olmaları gayet doğaldır. Yani çok somut verdiğiniz mesaj ki şu yönüyle belki de bu sektör kamuoyunda en çok tartışılan bir programın yapılmasında tabii ki atçılık da, siz de aynı düşüncedesiniz değil mi? Tabii ki STK'nın fikrini almak gayet doğaldır. Gayet yani, doğal tartışılıp orta yolun bulunmasında. Zaten aslında bu işin yarış programı da profesyonel yapılmalıdır. Yani aslında bu işin profesyonel yani atçılarla da değil. Yani atçıların bu işte fikir üretmesi şey çok önemlidir. Ama bu profesyonel çünkü neticede yarış türü, yarış programı bunlar hepsi sektörün kaynağını yaratan tabii şeyler. Yani hem sektörün yetiştiricileri besleyen, yaşamasına sebep olan şeyler olduğu gibi müşterek bahislerde de ciroyu etkileyen evet şeyler. Dolayısıyla tabii Türkiye'deki potansiyeli düşünmek gerekiyor. Türkiye'deki istihdamı düşünmek gerekiyor. Yani burada sadece at yarışı dediğinizde bunu müşterek bahiste en fazla satışı elde eden bir model olarak düşündüğünüzde çok hata yaparsınız. Çünkü Türkiye'nin dengeleri açısından özellikle bu sektörde çalışanların eğitim seviyesi düşük, gelir seviyesi düşük insanların istihdam edildiği bir sektör. Ve daha çok Güneydoğu'da yetişmiş gençlerin iş bulduğu bir sektör. Dolayısıyla olayı sadece para boyutuyla değil, sosyal boyutuyla da çok dikkate almanız gerekiyor. Bu işi yani Türkiye'nin dengelerini düşünmeden hareket etme lüksünüz yok. Yani önce Türkiye, evet, sonra sektörümüz. Yani dolayısıyla olayın bir optimum noktasından hareket şart. Bu iş yoksa ben bu işi şöyle yaparım, buraya getiririm dediğinizde karşınıza çok farklı tablolar çıkabilir. Dikkatli evet olmak gerekiyor evet o konuda. O özellikle özelleştirmeyle ilgili düşüncelerde hakikaten belki de tartışmamız gereken konulardan birisi olur. Çünkü burası özelleştirildiği zaman açık değil, kaba deyimle diyelim, masada bir oyuncu daha olacak özelleştirildiğini düşünürsek müşterek bahis yönünün, o oyuncu için farklı bir programlar, farklı şeyler gerekebilir ama ülkenin çıkarı ve sektörün çıkarı o farklılığı tam anlamıyla kabul etmeyebilir. Şimdi dünyada bununla ilgili örnekler var. Yani İtalya özelleştirildi. Perişan şu anda evet iflas etmiş vaziyette. Evet. İsrail yok oldu. İsrail diyorum, İspanya yok oldu. Evet. Yunanistan şu anda 36 bin dolar mı ne şey yapıyor. Yani öyle komik bir cirosu var. Yani Ruslara vermiş vaziyette müşterek bahisleri. Evet. Yani dünya örneklerine baktığınızda bu gerekli tartışmadan. Yani şöyle özelleşmesi sektörün lehine olabilir. Ama doğru özelleşmesi evet gerekiyor. Doğru özelleşmesi de nereden geçiyor? Yani özelleşen, muvafık olan ülkelere baktığınızda
kamu payı olarak alınan rakamlar %1 ile %5 arasında. Evet, çok yani maksimum güzel. Maksimum %10 alanlar da var. Bizde şu anda %33 alınıyor. Evet, yani %33 kamuya gidiyor. Aslında bizim aldığımız payı da kamunun payı olarak hesap ederseniz %50'si net olarak toplamın %50'si kamuya gidiyor. Dolayısıyla bu şartlarda özelleşmesi bu iş sektörün bitmesi manasına ama gelir. Ama iş için de bir ciddi anlamda bir şey. Bu kesintilerle şimdi maliyetleri bakın, nereden düşünecek? Şimdi bir kere ticari olarak bu işin bir taleplisin olmasının söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. 5602 sayılı şans oyunu kanununa göre. Yani 5602 sayılı şans oyunları kanunu biz Türkiye Jokey Kulübü olarak mesela geçmişte hatırlarsınız bu kanun çıkmadan evvel atçının temel ihtiyaçlarını biz temin ediyorduk. Yemlerini gibi, bazı ilaçları gibi, efendim nalları gibi yani Türkiye distribütörüydük ve atçının piyasa koşullarından etkilenmemesi için maliyetine yakın bir fiyata %2'lik %3'lük bir karla yemini, nalını filan temin ediyorduk. Ama 5602 sayılı kanun gelince bunun yapmamıza mani oldu. Niye mani oldu? Biz 100 liraya aldığımız bir şeyi 110 liraya sattığımızda 110 liranın %74'ünü bana kamu payı ödeyeceksin dedi. Bunu deyince yani 10 liranın 74'ünü ödesek tamam. Dolayısıyla biz ticari faaliyetlerin hepsini vazgeçtik. Çünkü daha pahalıya mal etmek mecburiyetindesiniz. Yani o %74'ü de üstüne koyduğunuzda ki 2007 senesinde o zaman müsteşarımız Allah selamet versin Sayın Aktan'dı. Hasan Basri Aktan'dı. Bu konuda her ay toplantılar yaptık ve yani sponsorluk dünyada at yarışında çok önemli bir gelirdir. Biz sponsorluk gelirinin bizde nasıl dağıtılacağı belli ama bu kanun diyor ki %74'ünü bana vereceksin. Yani dolayısıyla sponsor da temin edemiyorsunuz. Reklam geliri elde edemiyorsunuz. Ticaretini yapamıyorsunuz. Ve devlet diyor ki siz bu parayı aldığınız parayı sana %26'yı veririm. Bunu şuralara harcayabilirsin. Harcayamadığını bana geri ödeyeceksin diyor. Yani kar sana şansı vermiyor. Biriktirme şansı vermiyor. Ki nereye kadar? Mesela geçmiş dönemlerde biz Maliye Bakanlığı'na yazdık. Dedik ki artan paramızı karşılık olarak ayırıp bizim personelin kıdem tazminatı için tutmak istiyoruz. Hayır tutamazsın dedi bana vereceksin. Yani karşılık ayırmaya bile mani bir kanunla yönetiliyoruz. Yani bu kanunla aslında tabii at yarışlarını yapmak da çok zor. Çünkü askeri giderlerinizi temin edecek bir ciroya gelmeden yatırım yapamıyorsunuz. Çünkü yarın ne olacağını bilemiyorsunuz. Biliyorsunuz geçmişte bir deprem oldu. 3 gün yarış yapılamadı. Bütün gelir düzeyiniz alt üst oldu. Yani %26'yı geçtiğiniz zaman suçlu duruma düşüyorsunuz. %26'nın içinde kalabilmek için sabit giderleriniz var. Onları temin edinceye kadar bekliyorsunuz. Yani aslında ciddi olarak 5602 sayılı kanunun, 6132 sayılı kanunun ciddi olarak değiştirilmesi ve düzenlenmesi yapılmadan sektörün şöyle yükselir demesi, biz bu işin içindeyiz. Birebir yaşıyoruz, birebir bunun mücadelesini veriyoruz. Yani neyin nasıl olacağı konusunda uzmanız. Yani hakikaten uzmanız. İstatistik bilgi olarak uzmanız. Dünyayı biliyoruz. Kanunların hepsini biliyoruz. Kanunlar nasıl değişirse, nasıl her şey hazır. Bize yarın bu kanunları meclise getirin deyin. Yönetmelikleriyle beraber götürecek durumdayız. Yani dersimizi son derece çalışmış vaziyetteyiz. Çünkü sektörün geleceği önemli. Hiçbir şeyi şöyle olur lafta değil. Her şey yazılı olarak gerekçeleriyle her şey hazır vaziyetteyiz. Yani bizden istendiğinde biz her şeyi masaya koyan ve öneren bir kuruluş halindeyiz. Ama dediğim gibi sektörün geleceği çok önemlidir. Biz
modeller olarak dünyaya baktığınızda birçok şey var. Bunlarla konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Bu arada ben konuyu bana değdiğini şimdi tutamazsınız. Onun için zannediyorum ki konumuz derneklerle ilişkilerdi. Derneklerle ilişkilerimizin son derece daha sıcak olması gereken ve sıcak da ilişkilerimiz. Ben sektörün menfaatleri yönünden farklı düşünmediğimizi beyan edebilirim. Evet, ben izinle Reşit abi küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü bizim yarış kamuoyunun dışından da bana gelen mesajlar var. Onları da bir paylaşayım. Şimdi şu yanlış anlaşılmasın. 2011-2018'de TCK özelleşiyor mu gibi bir durum var. Bu değil. Bunu yanlış söyleyeyim. Onu en azından izleyenlerimizi bilgilendirelim. 1-1-2018'den itibaren lisans hakkı Türkiye Varlık Fonu'na devrediliyor. Türkiye Varlık Fonu'nun kendi tasarrufunda bunu ne şekilde özelleştireceği veya ne şekilde süreci işleteceği. Bunun önce bu bilgiyi hazırladığımız bir şey de vardı. Arkadaşlarımız onu ekranda konuşurken verirlerse çok açık o 77. maddedir. Oradan şey yaparlar 680 numaralı kararnamenin. Buradan görürler. TCK değil hala. Verdi arkadaşlarımız. Dolayısıyla o açıklamayı da bir yapalım. Yani 1-1-2018'de TCK özelleşiyor gibi bir durum yok. Böyle bir algı oluşmuş durumda. 1-1-2018'de Türkiye Jockey Kulübü lisans hakkı varlık fonunun tasarrufuna geçme durumu söz. Onun tasarrufunda özelleştirir, özelleştirmez. Yetkiyi kime verir, vermez? Onda olacak. Yani durum Tarım o. Bakanlığı'nda olan yetki aynı. Tarım Bakanlığı evet. Kanundaki at islahı yapan kamu yararına kurulmuş bir derneğe 30 yıla kadar verebilir maddesi vardı. 6132'nin 5. maddesinde. Şimdi o gerekçeyle işte 65 senedir Türkiye Jockey Kulübü yapıyordu. Evet. Şu anda Varlık Fonu kendi tasarrufunda bu işin nasıl yapılacağı ama bize göre yani 6132 sayılı at yarışı kanunlarındaki yetkilerin kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor. Bizim kanaatimiz bu doğrultudadır. Tariflerin çünkü sadece 680 sayılı kanun hükmünde kararname bize göre olayı çözmüyor. Yani bunu lisans hakkını varlık fonuna devrediyor ama kuralları kimin belirleyeceğini, bu işin nasıl düzenleneceğini, yani çok parametre var. Bu da çok dinamik bir şey. Yani şu ana kadar hakemlik müessesesi Tarım Bakanlığı'nda. Ama şu anda Türkiye'de 60 mı 65 tane lisanslı hakemlik yapacak kişi var. Evet. Yani bunu aldınız, lisanslı hakemi nereden bulacaksınız? Yani kursu kim açacak? Yani şimdiye kadar Tarım Bakanlığı 6132 sayılı kanundaki yönetmeliklerdeki yetkilere göre Tarım Bakanlığı her Eylül ayında kurs açar. İşte buradan çıkanlara lisans verir ve buna hakemlik lisansı verir gibi bir şey var. 60 mı 65 tane lisanslı kişi var. Yani bunların hani profesyonel olarak buna devam ettireceğiz deseniz kime yaptıracaksınız? O kadar önemli ki hakemlik. Yani tabii. Güvenirliliği çok önemli. Lisanslı olması çok önemli. Tabii, bilgi birikimi, deneyimi. Yani ulaşılamaması çok önemli. Yani yarış müessesesine bağlı bir hakemlik sistemi olamaz. Yani bağımsız olabilir. Ama bunlar çok tartışılması, konuşulması gereken şeyler. Tabii ki futbolda olduğu gibi UEFA kurallarına bağlı işte çeşitli kademelerde lisanslı olan hakemlerin oluşması ideali. Ama bunun için bir zaman gerekli, eğitim gerekli, sistem gerekli. Yani çok bir anda çözülebilecek şeyler değil. Yani ben Yüksek Hakemler Kurulu'nda da üyelik yaptım. O dönemde de bizim gündemimizdeki en önemli maddelerden biridir. Bununla ilgili de kararlar da alındı. Ama işte yaşadığımız süreç hakikaten olağanüstü bir süreç. İşte inşallah Varlık Fonu dolayısıyla bu işler çok daha pratik bir hale gelir ve ideal bir organizasyon şeması altında
bu işi yönetmek mümkün olur. Evet, tanımları doğru yaptıktan sonra özelleşme ve özelleştirme ve varlık fonu devri tanımlarını en azından bilgilendirmede bulundum. Çünkü gelen sorular da hep bu evet, minvalde evet, olunca sorma gereği hissettim. Buradan aslında şeye bağlamak istiyorum Sayın Başkanımız, izinle Reşit abi. Şimdi demin özelleştirme sonrasında iflas eden örnekler verdiniz. İşte İspanya örneği gibi, İtalya örneği gibi, Yunanistan'daki yani sıkıntı gibi. Peki özelleştirmede dünya özelinde hangi modelleri konuşabiliriz? Yani dünyada Türkiye'ye benzer modeller var mı? Yoksa Türkiye kendi modelini kendimi oluşturması gerekiyor? Bu konuda biraz değerlendirme alalım. Şimdi Türkiye'de hiçbir şekilde dünya örnekleri gibi yarış severe %50'den %10'a ikramiye indirip yani %90 verecek bir şey çıkarılması mümkün olmadığını düşünüyorum. Siyasi olarak mümkün olmadığını düşünüyorum. Böyle de olunca özelleşip özelleşmemesinin doğru formül olup olmayacağı çok önemli. Yani çünkü bu iş çok büyüyebilir. Bu işte esas Türkiye'deki yani dünyada olan sıkıntının Türkiye boyutu da çok önemli. Şöyle ki şans oyunlarında Türkiye'de yaklaşık 17,5 milyar liralık bir resmi oyun var. Yani Sport Toto, işte futbol, at yarışları ve milli piyango. Milli piyango, 17,5 milyar civarında bir cirosu var. Ama Masa'nın yaptığı bir araştırma var. O araştırmada gayri resmi oyunların 90 milyar lira olduğu. 90 milyar lira. Yani hemen hemen 5 katı. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak çözüm bu gayri resmi oyunların resmiyete dönüştürmenin formülü. Onunla ilgili de bizim hazırlıklarımız var. Nasıl yapılacağını gayet net koyabiliriz ortaya. Onunla ilgili de Maliye Bakanlığı nezdindeki çalışmalarımız devam ediyor. Ama sözünüzü kestim. Herhalde bugünkü gibi yani internet sitelerini kapatarak bu önlenebilir. Şimdi polisiye tedbirle olur, polisiye tedbirle önlenemez. Olamaz bu işte, yani ben de aynı görüşteyim. Bu işte onların kar etmesine mani olacak sistemin evet, ve yeri geldiğinde zarar ettirecek sistemin oturtulması gerekiyor. Onun formülleri de dünyada örnekleri var. Biz de bunu nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla yani bunların hepsinin çözümü için varlık fonu bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani özelleştirme konusu, özelleştirilip özelleştirme, bu işin büyütmesi illa özelleştirmeden geçmiyor. Şimdi dünyada örneklere baktığınızda Japonya mükemmel bir örnek. Fransa mükemmelle yakın bir örnek. Ama orada da tabii biz Fransa'dan bir takım şeyleri örnek almışız. Ama devlet ağırlıklı orada da sorunların çözümünde bir takım sıkıntılar onlarda yaşıyorlar. Bu işin yani Japonya'da yetiştiricilik, yarışçılık hepsi müşterek bahisler, hepsi jockey kulüpte. Ve hepsinin olduğu bir şeyde çok daha homojen ve rasyonel kararlarla yürütebiliyorsunuz. Hepsi birbirini destekliyor. Yani burada müşterek bahisleri kendi içinde, yarışçılığı kendi içinde, efendim yetiştirici kendi içinde çözmeye çalışırsanız içinden çıkamazsınız. Yani bunlar yetiştiricilik olmadan yarışçılık olmaz, yarışçılık olmadan müşterek bahis olmaz. Dolayısıyla temelde yetiştiriciliğin doğru kurulmasından geçiyor. Evet. Yani yetiştiriciyi doğru kurmazsanız yarışçılığı doğru kuramazsınız. Yarışçılığı doğru kurmazsanız müşterek bahislerden doğru netçe alamazsınız. Dolayısıyla bunlar hepsi birbirini destekleyen şeyler. Ama yetiştiricilik de en önemli konu. Çünkü yetiştiricilik sadece yarışları desteklemiyor, beslemiyor. Yani geleneksel spor dallarını, biniciliği, toplumun sağlıklı yetişmesi için çok önemli bir şey. Yani bu şu anda mesela hipoterapi deniyor. İşte 1952'den efendim başlamış da 60'ta efendim işte Danimarka'dan bilmem işte Amerika'dan bilmem neden filan deniyor. Değil. Bu işin başlangıcı aslında Osmanlı'dan. Osmanlı'da savaşlarda ruh dengesi bozulan askerleri nereye gönderiyorlardı? Tımarhaneye. Tımarhanenin gelişi başlangıcı ne? Önce atları tımar için gönderiyorlardı, psikolojik tedavi için. Yani
psikolojisi bozulan savaşçıları at tımarı yaptırarak psikolojik tedavi ediyorlardı. Ve zaman içinde bunun bizim işte tımarhane, sonra akıl hastanesi filana döndü. Yani tımarhanenin gelişi Osmanlı'daki atla terapinin başlangıcını, atla insanın tedavisinin o zamandan yapıldığını görüyorsunuz. Yani şu anda hipoterapinin şeyine bakın, 1952'den başlıyor. İşte şöyle olur, böyle olur, felçlilerde, şu otistiklerde, bu şunlarda bu. Halbuki en önemlisi psikolojik tedavidir. Ve Amerikalı bir bilim adamının bir raporu var elimizde. İşte geçen bir kitapta Sayın Hocam bir atla beslenme konusunda işlemiş. 28 saat atla vakit geçirmenin, yani yemlersiniz, gezdirirsiniz, binersiniz, 28 gün birer saat atla vakit geçirin, 6 aylık psikolojik tedaviye denk geldiğini söylüyor. Yani toplumun sağlıklı olarak, biliyorsunuz bugün de çok heyecanlıyız aslında. Açılışımız demin var onda. Gördük, evet. Aynen. Çocuklarımız kursa başladılar. Kaç başvuru yaklaşık sayı? Vallahi son bizim, size ulaşan. Bizim şimdi günlük kapasitemiz 16 kişilik bir kadroyla başladık. Ama 200 civarında başvuru oldu. Onu şimdi 10 haftalık bölümler halinde yapacağız. Bugün 16 kişi başlıyor. Yarın 16 kişi alınacak. Her cumartesi, pazar böyle 10 hafta bu 32 kişi devam edecek. Arkasından diğer müracaat edenleri de alacağız. Ama tabii bu bir başlangıç. Bu işi oturtmamız gerekiyor. Çünkü çok boyutu var. Evet. Yani mekanik ata binecekler, işte atı tanıyacaklar, malzemelerini tanıyacaklar, yaklaşımı öğrenecekler. Yani oynayacaklar. Onları yarım saat, iki saat içinde her biri ata binecek. Ama atla ilgili bir sürü çizgi filmleri, legoları, yani ciddi olarak burada vakit geçirmelerini güzel, temin edeceğiz. Evet, o bir oturduktan sonra o genişletilebilir. Yani bunun arkasından Ankara'da başlayabilir. Önemli, toplumun atla tanışması çok önemli bir şey. Evet, hipodromların sosyal alanlar olarak kullanılmasına siz çok hassassınız bu konuda biliyorum. Daha önceki konularda konuştuk ama ben yine bir Varlık Fonu'na bir döneceğim. Sonrasında bunları uzun uzun konuşalım. Kalacağız Varlık Fonu'na. Bugünkü bir aslında haberle de ilgili. Yine kamuoyunda bir yanlış algı oluşmaması adına bunu paylaşmak istiyorum. Bir sabahleyin bir haber okudum ben de. Bunu da size sormak istedim. Açıkçası Türkiye Jockey Kulübü Varlık Fonu'na olan 17,5 milyon TL borcunu ödemiyor diye, borcu ortada kaldı diye bir haber yayınlandı. Sayın Nurcan Hanım'ın haberi, Nurcan Gökdemir'in haberi. Açıkçası bu Varlık Fonu'nun borcu mudur, özel hesap mıdır? Yani bu bilgilendirmeleri de aslında yaparsak çok iyi olacak. Çünkü muhtemelen gündeme düşecektir bu. Kimin kime ne borcu var, bu konuda aydınlatırsanız çok seviniriz açıkçası. Şimdi zannediyorum mecliste verilen bir önergeden bahsediyor. Evet. Önergedeki rakam özel hesap. Yani bizim Tarım Bakanlığı'na aktardığımız özel hesaptan bahsediyor. Özel hesapta bizim satışımızın bir sene evveline göre artan kısmının %40'ı özel hesaba gönderilir. Bu özel hesabın iki gerekçesi vardır. Birisi yedek akçedir. Evet. Herhangi bir şekilde yarış müessesesi ikramiyeleri ödeyemezse, evet, bu oradan karşılanması içindir. İkincisi de atçılık sektörünün, öncelikle atçılık sektörünün yatırım kaynağıdır. Evet. Her ne kadar kanunda sonra bir değişiklik yapıp hayvancılığa da oradan harcanabiliyorsa da, ama prensip olarak bakanlık bunu atçılık dışında çok harcamıyor, mecburiyetlerin dışında. Şimdi bu şöyle, 2016 senesinde 20 küsur milyon lira bir özel hesap oluştu. Ama Bursa yatırımlarını yaparken bu yatırımları bizim yapmamızı istedi Tarım Bakanlığı. İhalelerini biz yaptık. Dolayısıyla o parayı hesaba yatırılması istendiğinde biz bu yatırımlar karşılığında kalan parayı özel hesaba göndereceğimizi, çünkü göndersek tekrar o yatırımlar için özel hesaptan yapılacaktı, o yatırımlar yapılıyordu. Onun için gidip gelecek bir paraydı. Biz onu doğrudan doğruya bize verilen
talimat doğrusunda müteahhitlere direkt ödedik. Ve kalan 2,5 milyon liralık bir bedeli de özel hesaba gönderildi. Öyle bir borç söz konusu değil yani. Özel hesaba gönderilip daha sonra bu sayı yanlış, yanlış bir algı yanlış, var. Yani zaten varlık fonuyla ilgili değil. Özel hesaptan ilgili ama özel hesapta da mahsuplaşmalar gayet Jockey Kulübü'nün hiç bir saniye aksamış hiçbir borcu yoktur öyle bir böyle, şey. Böyle bir borç açıklama, en azından açıklama yapmış olalım. Evet. Peki yine şeyde kalalım Sayın Başkanım, Varlık Fonu'nda kalalım. Şimdiye kadar söylediklerinizden Türkiye Varlık Fonu'nun Türkiye atçılığı için bir şans olabileceğini, bu şansın değerlendirilmesi için de bazı satır başlarını söylediniz. Yasal değişiklikler gerekir, yönetmelik değişiklikleri gerekir, dünyadaki doğru modellerden izleyip onlardan yararlanmak gerekir dediniz. Hep genellikle uzun vadeye ilişkin şeyleri konuştuk. Hani atım yok ama şöyle bir atçı gibi düşünüyorum. Uzun vadeyi değil, 1 Ocak 2018'de ne olacak? Ben ne olacağım? Atım var. Nerede koşacağım? Nasıl koşacağım? İkramiyesi ne olacak? Biraz günümüzle ilgili gelişmeler için bir korkusu olmasın dediniz ama bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yani söyleyebilir misiniz? Ben şimdi değil, şöyle... biliyorsunuz normal olarak bu zamanlarda yarış programı açıklanır. Yani evet, bunun son tarihi zannediyorum 15 Kasım'dır yönetmelikte. Evet. Evet. Yani şu anda mevcut kanuna göre 15 Kasım'a kadar bunun açıklanması gerekiyor. Zaten Tarım Bakanlığı'yla bu yarış programı, 2018 yarış programı hemen hemen bitirilme noktası gelmiş vaziyette. Ancak tabii burada önümüzdeki sene bütçenin belirlenip bütçeye göre bir yüzde ayrılması gerekiyor. O da malum bu sene toplam satışın %40'ından aşağı olamaz diye kanun var. Yani dolayısıyla o rakam zaten bugünkü 430 milyon lira idi bizim önerdiğimiz 2017 yarış ikramiyesi. Bu şu anda 231 bine bölünmelerden dolayı biraz büyüyor. 231 bin, 232 bin, 232 milyon civarında kapanacak. Yani 5 milyara da baktığınızda toplam 5 milyar cironun %11'inden aşağı olamaz. Bizim 1 milyarın %40'ından aşağı olamaz. Yani 400 milyonun üzerinde olması zaten kanun gerekli. Şey. Evet. Bir de tabii enflasyonu düşündüğünüzde yani 430 milyon rakamının üstünde bir rakamın verilmesi söz konusu. Ama buna şu anda yani bu hafta içinde, önümüzdeki hafta içinde ben yarış programında 15 Kasım'a kadar yarış ikramiyesi de belirlenerek açıklanacağını tahmin ediyorum. Bu önemli bir konu. Çünkü yani şurada bizim yani ahır müracaatlarına baktığınızda insanların nereye gideceklerini soru işaretlerini görüyorsunuz. Çünkü nerede ne yarış olacağını ne ikramiye dağıtacağını insanlar bilmek tabii hakkı. Zannediyorum çok kısa bir zamanda yarış programı açıklanır ve bugünkü dağıtılan ikramiyeden daha aşağı bir ikramiye olmayacağını tahmin ediyorum. Güzel. Zaten bunu yani size söyletme, ben öyle algıladım söylediğinizden, bugünkü ikramiyenin daha üzerinde enflasyon etkisi var. Satışlar bilemiyorum. O da belki biraz daha üstünde olmasını gerektirecektir. 2017 yılında yapılan satışlar, elde edilen gelirler, ben net rakamları bilmiyorum. İkramiye yönünden ortada büyük bir sıkıntı olmayacak. Yarış programı da yapılacak. Bunu da kabul ettik. Şimdi tabii burada dediğim gibi yani geçen hafta içinde Fransa'da yaşanan olayları biliyoruz. Evet. Yani 25 milyon euroluk bir yarış ikramiyesinin kesintisi yarışların yapılamıyor olmasına sebep oldu. Yani Fransa gibi bir yerde. Ki 600 küsur milyon euro ikramiye dağıtılıyor. 600, 604 milyon mudur gibi.
Bunun içindeki 25 milyon euroluk bir ikramiye kesintisi yarışların yapılamamasına sebep oldu. Yani bizde de atçının beklentisi yüksek ama tabii bütçe esas, yatırım esas, yani evet, yatırım atçı için yapılıyor. Evet. Yani bugün işte şimdi dışarı çıkarsak göreceksiniz her taraf inşaat alanı. Evet. Yani Kasım ayının 13'ünde kapanacak. 1 Ocağı kadar burada yarış yok. Bunları hızla biz bitirmeye çalışıyoruz ki 1 Ocak'ta İstanbul'da yarış koşulabilsin. Yani İstanbul'da yarış koşmak ciro açısından çok önemli. Yani bir fantazi değil, bir gerek. Yani çünkü ortalama 9-10 milyon lira İstanbul'da satış yapabiliyorsunuz. İşte Diyarbakır'da 3 milyon lira satış yapabiliyorsunuz. Yani buraya İstanbul'da yarışları yapabilmek için şu anda pistimizi biliyorsunuz yeniliyoruz. 12 Kasım itibariyle kalkıyor pist. Orta alanları yeniliyoruz. Hızla 1 Ocak'ta yarış yapılabilsin diye, yani ocağın ilk haftasında yarış yapılabilsin diye gece gündüz çalışılıyor. Dediğim gibi yarış ikramiyesinin bir hassas bir konu. Zannediyorum o konuda duyarlı olunacağını umut ediyorum. Bir de yarış ikramiyesi, bunun yanı sıra bir de 2018 yılının bütçesi var. Elbette ki yarış ikramiyesi derken bütçenin de bir yandan 2018 yılına gelmeden geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi değil mi hazırlanmaz. Hatta hazırlanan bütçe bakanlıkla görüşülür. Daha sonra Türkiye Jokey Kulübü Mali Kongresi'nde üzerinden bir kez daha geçilip gerçekleşen bir bütçe vardı. Bu olacak mı? Bir de buna bağlı kısa bir soru. Varsayalım diye belki de geriye nedeniyle olacak. Ama 2018'den itibaren yönetimde başka bir model ortaya çıkar ise, yani Türkiye Jokey Kulübü ile birlikte başkaları da burada yönetici olurlarsa veya bütçeyi hazırlayanların yönetimde etkin bir rolü olmazsa, ki yine Türkiye Jokey Kulübü bu sefer burayı yönetmeye çalışan için bir handikap oluşturabilir mi? Ne dersiniz? Yani ben evvelden sizlerin yönetiminde de bu söz konusuydu. Bütçeyi evvelki yönetim hazırlar değil mi? Sonra genel kurul yapılır, yeni bir yönetim seçilir ama onların bütçesini uygulardı. Evet. Bunun bir sıkıntısı olabilir mi böyle bir değişiklik? Şimdi, ne dersiniz? Şimdi biliyorsunuz 2016 Ağustos ayında Çalıştay yaptık. Evet. Zaten bu kişilere bağlı bir bütçe olmamalı. Bütçe strateji planına bağlı bir bütçe olmalı. Dolayısıyla zaten bizim de hedefimiz, biz bu atçılık sektörü 5 yıllık, 6 yıllık bir strateji planıyla, doğru bir planla yaparsınız ve o plan çerçevesinde de bütçelerinizi yaparsınız. Şimdi Varlık Fonu'nda ben bunun yakalanacağını umut ediyorum. Çünkü biz Ağustos ayında Çalıştay yaptığımızda 6 ay içinde strateji planını yapalım. Türkiye'yi de, şu anda Türkiye dünyada grup 2 ülkesidir. Yani birinci grup ülkeler var, ikinci grup ülkeler var, üçüncü grup ülkeler var. 2007'ye kadar biz üçüncü grup ülkelerdeydik. 2007 itibariyle grup 2'ye çıktık. Evet. Ve grup 1'e çıkmak için bir strateji planı yapalım. 5 yıllık bir plan yapalım. Ve o plan çerçevesinde de hem yatırım programı hem kanuni düzenlemelerle stratejimizi belirleyelim. Şimdi bizim Varlık Fonu'na da baştan beri önerimiz bu. Yani Türkiye'nin 2023'e göre bir strateji planı hazırlanmalı ve o plana göre de bu sistem yürütülmeli. Şimdi özel, direkt önemli sorunuza gelince, yani bütçe onaylanacak mı? Bütçeyi kim yapacak? Şimdi tabii buna Varlık Fonu karar verecek. Ama bizde genel bugüne kadarki prosedür, biz Aralık ayı içinde genel kurulumuzu yaparız. O genel kurula gelinceye kadar bizim şu anda taslak bütçemiz az çok hazır. Ama Kasım sonunda yine bütün hipodrom müdürlükleriyle ve haralarla toplantımız olur. Son kavgalar, yatırım kavgaları yapılır. Çünkü herkesin yatırım ihtiyacı bellidir. Ama kaynak sınırlı olduğu için
hangi yatırımlar önceliklidir, bunların kavgası yapılır ve neticede bir taslak bütçe programı çıkar. O bütçe programına göre de biz genel kurula getiririz. Genel kurula getirmeden evvel gayri resmi olarak bakanlıktan böyle bir bütçe götürüyoruz diye paylaşırız. Onların istekleri varsa onları dikkate alırız. Ve bizim genel kuruldan geçtikten sonra da yıl sonuna kadar o bütçeyi tasdik ettiririz. Ve yılbaşı itibariyle o bütçeyi uygulamaya başlarız. Burada da bu strateji belgesini hala yapamamış olmamızın, ki biliyorsunuz Ernest Young'a ciddi araştırmalar yaptık. Yani 5 yılı geçen bir süredir böyle bir hazırlığımız oldu. Ama Ağustos ayında işte Çalıştay'ı 15 Temmuz'a göre rağmen yaptık. Yani 22 Temmuz'daydı. 22 Ağustos'a bunu ertelendi ve bütün paydaşların %95 hatta 99 mertebesinde anlaştığı bir Çalıştay neticesi çıkar. Yani o neticeler maalesef bugüne kadar birçoğu hayata geçmedi. Yani bir tek zannediyorum ithal şartnamesi belirlendi. Yani bu hafta bir şekilleneceğini umut ediyorum. Çünkü yani görüşmeler devam ediyor ama şu anda somut şöyle olacak demek ancak Varlık Fonu'nun söylemesi gerekiyor. Ama biz hep beraber bu sektörün hiç rahatsız olmadan yürüyebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sorular geliyor bu arada. Maillerinizi okuyoruz. Bir kısmının cevabını zaten Sayın Başkan verdi ama sorular arasında bu da çok fazla vardı Başkanım. O da Çalıştay sonucunda birçok karar alındı. Onlar ne zaman hayata geçecek şeklinde. Af konusu çok fazla soruluyor. Bunun yanı sıra ithal şartnamesiyle ilgili farklılıklar, daha değişiklikler olacak mı şeklinde gelen mesajlar var ama bunların yanı sıra en önemli konulardan biri gelen soruların başında da teşvik primleri. Birazdan bir araya geçeceğiz ama isterseniz onu da bir değerlendirin. Teşvik primlerinin iptal olduğu yönünde. Bu da yine karıştırılan bir şey. Ben bir de açıklık getirmek istiyorum. Yetiştiricilik primleri mi kalktı diye bir mesaj var. Öyle bir durum yok. Yetiştiricilik primleriyle ilgili bir durum değil bu. Teşvik primleri, biraz da onu açarız başkanım. Ondan sonrasında kısa bir reklam arasına gideceğiz. Şimdi teşvikle ilgili tabii ki 2018'de özel hesap olacak mı olmayacak mı? 6132 sayılı kanun nasıl yürürlüğe girecek? Nasıl olacak? Ve burada çünkü biz 2016 sonunda Tarım Bakanlığı'na teşvik şartnamesini hazırladık, gönderdik. Dedik ki atçılık kesinlikle teşvik edilmeli. Yani bugünkü bizim şu ana kadar uygulanan teşviklerin dışında hayvancılık gibi Tarım Bakanlığı'ndan zaten bunun ciddi olarak teşvik edilmesi gerekiyor. Zaten strateji planı yapılırken planın bir parçası da bu olmalı. Şimdi biz ne konuda teşvik veriyorduk Tarım Bakanlığı özel hesaptan verilmek üzere? Bir, yurt dışında koşacak atlara. İki, buradaki ithal edilecek, daha doğrusu yerli aygırlara, çünkü o dönemde Türkiye Jockey Kulübü aygırları 26 taneydi. Şu anda 4-5 tane kaldı. Ve daha çok Jockey Kulüp aygır ithal edip insanların bu ihtiyacına cevap veriyordu. Dolayısıyla sübvanse ediliyordu. Evet. Yetiştiriciler sübvanse ediyordu. Ucuz fiyata aygır bedelleri tespit ediliyordu. Bu da özel aygırcılığın önünü kesiyordu. Özel aygırcılığı destek olması açısından aygırlara belli sıfat ücretine belli bir destek verildi. Bir aygırlara öyle destek verildi. Yurt dışına gidecek kısraklara, yurt dışındaki önemli kanların Türkiye'ye gelmesi açısından bir destek verildi. Bir de yurt dışında Türkiye'yi temsilen koşmaya gidecek atlara teşvik verildi. Şimdi biz bunların geçen sene 2016'da yazdığımızda 2017 bütçemize 1 milyon lira bir teşvik bedeli koyduk bütçemize.
Ancak bu 6 Ocak'taki kanun hükmünde kararnameyle varlık fonuna geçeceği belli olunca bu işler ortada kaldı. Şimdi Tarım Bakanlığı haklı olarak 2018'in ne olacağı belli olmayınca, bir de özel hesaptaki kaynak Antalya Hipodromu yapılıyor. Onun finansmanına kullanılacak. Dolayısıyla orada artı bir kaynak kalmadı. Dolayısıyla teşviği kaldırdı. Şimdi biz bütçemize teşvik koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Bütçemizi bir dahaki sene var mı yok mu? Varlık fonu ile olan irtibatımızda biz eğer bu yarış müessesi konusunda görevimiz olacak ise bunu koymayı yine planlıyoruz, düşünüyoruz. Yani biz her halükarda teşviğin devam etmesi gerekiyor ve bunun aksatmadan da yapılması gerekiyor. Ama bizim pozisyonumuz belli olmasa da varlık fonunun yapacağı bir düzenlemede böyle bir teşviği kapsaması çok önemli. Yani bu atçılar yönünden çok yakın bir zamanda yetiştiriciler yönünden çok önemli. Ve hayati konulardan biri ve verilen teşviklerimiz de bizim çok cılız, çok büyütmek gerekiyor bunları. Bu konuda da talep var hatta. Yani mevcut teşviklerin kaldırılmasının mümkün olmaması gerektiğinin yanı sıra tam tersi damızlıklara da teşvik verilsin diye talepler de var atçıdan. Yani şimdi bunu da gündeme getirsek. Şimdi şöyle, şu anda 2000 civarında aktif at koşan kişi var. Şu anda bizim portföyümüzde. Bunun 550 kişisi icralık. Yani sektörün ne kadar sıkıntıda olduğunu bu gösteriyor. Yani dolayısıyla sektörün kesin rehabilite edilmesi, kesin desteklenmesi gerekiyor. Yani bu sektör çok önemli bir sektör. Bu sektörün maalesef algısını becerememişiz. Yani bunda suçlu biziz. Bu sektörün ihtiyaçlarının şiddetle çözüp bu sektörü çok büyütmek gerekiyor. Bunun için de teşvik çok önemli bir şey. Yani mesela şu anda geçen sene biliyorsunuz biz bu Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu protokol çerçevesinde yetiştiricilerimize ciddi destek verdik. Yani gerek hastaneler bazında, gerek haralar bazında, hatta bütün atların aşılamasını bila bedel yapıyoruz. Evet. Bu o kadar önemli bir konu ki. Tabii. Yani aşı atın sağlığı. Yani at sağlığını, çünkü kaynağında bunu zamanında yapamazsanız disiplinli olarak hastalığın önüne geçme şansınız yok. Yarışları yapma şansınız yok. Yani atları bir yerden bir yere götürme şansınız yok. Dolayısıyla bunu biz keyfi olarak yapmıyoruz. Bu hem yani, içerisi yani, hem dışarısı için de önemli. Hem tabii hem yani çünkü yani bu göçmen kuşlar açıkta yaşıyor atlarımız. Yani göçmen kuşlar kanatlılarla bu mikroplar çok çabuk yayılabiliyor. Şu anda Tarım Bakanlığı'yla da bunun korunması ile ilgili çok ciddi bir araştırma projemiz var. Zannediyorum etlikleme, pendikleme öyle bir araştırma konumuz var. Yani bu kanatlı göçmen kuşlardan nasıl arındırabiliriz, nasıl koruyabiliriz projesi yapılıyor. Yani sektörün neresinden baksanız çok parametre var. Her parametrede ihmal edilmeden geliştirilerek devam ettirilmesi gereken bir şey. Yani biz atçının istatistik bilgilere baktığınızda %80'i zarar ediyor. Yani %80'i zarar eden bir sektör. Aslında ekonomilerin, yani maliyenin, at koşan insanların ekonomiye verdikleri destek dolayısıyla heykellerini dikmesi lazım, ödül vermesi lazım. Hakikaten kimse görmüyor. Yani bu sektörde 2000 tane atçı, yani şu anda son Deloitte'ın tespitine göre atçılık sektöründe 85 bin kişi çalışıyor. Evet. Yarışçılıkta 65 bin kişi çalışıyor. Yani 150 bin aşağı. Efendim? Toplamda 150, 80.
Yok, hayır. Bir de aileleri 60, olarak 85 ay toplamda 300 bin kişi ekmek yiyor evet. bu işten. Nereden buraya geldik? Teşviklerden geldik. Yani burada biz atın sahaya gelinceye kadar gerek kan parası gerek pedigri parası bir sürü bedel alıyoruz. Kesinlikle. Aslında hiçbirini almamak lazım. Yani bunların hepsinin teşvik kapsamına girmesi lazım. Hatta her doğan taya belki para vermek lazım. Yani her doğan tay 3 kişiye istihdam demek. Evet. Yani çok önemli bir şey. Dolayısıyla yani yetiştiriciliğin çok ciddi teşvik edilmesi gerekiyor. Maliyetlerin ucuzlatılması gerekiyor. Yani zaman olur konuşursak sahaya gelen atların yüzde kaçı para kazanabiliyor? Yani her yıl her biri ne kadar zarar ediyor? Hepsinin istatistik bilgileri elimizde var. Yani bu sektör çok önemli bir sektör. Sektörün önemine sahiplenmesi gereken bir sektör. Bir ara yapalım mı? Sonra mı devam edelim yoksa? Bir başkanını dinlendirelim dedim. Peki, ben bir kısa bir ara verelim, öyle kısa yapalım. Bir reklam arası öyle, verelim. Öyle. Ondan sonrası da kaldığımız yerden yolduk devam edeceğiz. Yolduk mu başkanı? Aynen, yok başkan o konuda yok. Çok şey hiç ucu açık bir yayın zaten. Yarışlara kadar devam edeceğiz. Sorularınız da geliyor. Dediğim gibi gündem@tjk.org'a sorularınızı gönderebilirsiniz. Cevaplandırılan sorular var ama tek tek hepsini soracağım Sayın Başkan'a. Ama kısa bir ara için rica istiyoruz sizden şimdi. Görüşmek üzere. Türkiye Jokey Kulübü'nün 8-10 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz binicilik kursları Kasım ayından itibaren cumartesi ve pazar günleri İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda başlıyor. Saat 10-12 ile 13-15 arasında gruplar halinde gerçekleştirilecek kurslarda çocuklarımız hem at binmeyi öğrenerek binicilik sporuna ilk adım atacaklar hem de çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirecekler. Evet, Türkiye Jokey Kulübü Televizyonu TJK TV stüdyolarından Tay TV, TJK TV ortak yayınında Son Düzlük Gündem Özel'de ikinci bölümdeyiz ve bu bölümün ilk başlangıcında sizlerin sorularına da yer vermek istiyorum. Gerek atçılardan, yetiştiricilerden, hatta yarışseverlerden, bayilerden de gelen sorular var. Ben şöyle bir üstten geçeceğim. Kamil Yurdabak şöyle bir soru sormuş. Der ki hemen birebir okumak isterim. Pazarı olmayan bir ürünü yetiştirmek yetiştiriciler açısından zor bir durum. Dünyada organize satışlar var. TJK, Türkiye Jokey Kulübü bu konuda ne yapmayı planlıyor diye bir sorusu var. At sahibi ve yetiştirici Kamil Yurdabak. Şimdi tabii at satışı konusunda biliyorsunuz bizim At Yetiştirici ve Sahipleri Derneğimizin organizasyonu da genelde yapılıyor. Bu sene de zannediyorum 3 Aralık'ta yapılacak. Biz ona her türlü desteği veriyoruz. Tabii aslında TJK olarak 2 senedir, daha doğrusu bu 3. yıldır büyük bir çaba içinde gerek geleneksel spor dallarını gerekse Binicilik Federasyonu ile müşterek projeler üreterek atçılığın gelişmesine çalışıyoruz. Bu atçılığın gelişmesi ne demek? Özellikle bakın 1913 senesine baktığınızda Türkiye'de, daha doğrusu Osmanlı döneminde 1.050.000 tane at var. Evet. 1926'ya gelindiğinde savaş dolayısıyla telef olmuş atlar ve 470.000'lere düşüyor. 2015 verilerine göre bugün Türkiye'de 132.000 at var. Yani müthiş bir düşüş var. Düşüş var. Ama bunun ötesinde gelişen at bahsiyene baktığınızda yarış atları, Safkan, İngiliz ve Arap atları gelişmiş. Şöyle ki 1926 senesinde 300 olan
saf kanat bugün 31 bin kayıtlı ata çıkmış. Bunun 21 bini aktif olarak yarışçılıkta, diğerleri gerekse spor dallarında, gerekse binicilikte. Yani biz bu dalları da geliştirerek özellikle yetiştiricilerimizin pazarını genişletmeye çalışıyoruz. Yani bu işinde daha çok geleneksel spor dallarının profesyonel hale gelmesine uğraşıyoruz. Yani onların işte ciritliklerini biliyorsunuz iki senedir destekliyoruz. İşte dayanıklık yarışını şu anda 55-60 civarında dayanıklık yarışına giren Arap atı varken ki Arap atlarından oluyor. Bunların sertifika alıp burada kendilerine pazar bulabilmeleri için bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizde öyle bir şey ki yarış atımızın yarış ömrü 2 yıl ortalama. Yani çok kısa bir yarış ömrü var. Dolayısıyla yarış ömrü bittiğinde eğer damızlık olmayacaksa kendine pazar bulması gerekiyor. Dolayısıyla bu sektörlerin genişletilmesi gerekiyor. Ha bir de 2 yıl olan yarış ömrünün uzatılması için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Yetiştiriciliğin desteklenmesi lazım. Yani sağlıklı at yetişmesi lazım. İkincisi hipodrom sayılarımızın çoğaltılıp hipodromdaki yarış günlerinin azaltılması lazım. Yani bir hipodromda 365 gün yarış yapıyorsanız o sahanın bakımı insanüstü şeyle, faaliyetle oluyor. Yani Türkiye Jockey Kulübü çalışanları burada Bursa'da, Kocaeli'nde kışın yarış yapıyor, İstanbul'da yarış yapıyor. Kar, buz tutmasın diye, kar tutmasın diye gece sabaha kadar pisti açık tutmaya çalışılıyor. Kimse bunların farkında değil. Yani ve bütün çalışma koşullarınız ona göre operasyon giderleriniz pahalaşıyor. Yani kışın kış hipodromlarında, yazın yaz hipodromlarında yarış yapabilmeniz lazım. Biz sektörün gelirini belli bir düzeyde tutabilmek için, atçılığı bir yere getirebilmek için her gün her hipodromda yarış yapmaya çalışıyoruz. Oysa ki hipodromlar sadece yarış yapılan yerler olmamalı. Yani bu yarış mevsimi olmalı. O yarış mevsiminin ötesinde de 365 gün yaşayan alanlar olmalı. Bu çok önemli bir proje, çok önemli bir söylem. Bunun hayata geçmesi çok önemli. Evet. Sorular devam ediyor ama zaman zaman tekrar bu konulara geri döneceğiz. Aslında programın ilk bölümünde konuşulmuştu ama ben bir kez daha, belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Sevgili Barış Emrah sormuş, yine at sahibi istiyorcu dostlarımızdan bir tanesi. Yeni sezonda ikramiyeler artacak mı diye bir sorusu var. Yine 3 soru arka arkaya değerlendirmede bulunuyor. Bu boşluk süresince acaba ahırlarla ilgili bir çalışma olacak mı? İstanbul ahırlarından başlanıyor. İşte boy badona yenileştirme gibi bir çalışma olacak mı gibi bir detay var. Bir de en önemlisi diyor, seyislerimiz eğitimsiz, işi bilen seyis sayısı çok az. Seyislerle ilgili bir eğitim programı düşünülüyor mu diyor. Ben sizin bu konuda aslında çok hassas olduğunuzu bilip buradan Reşat abi kadın seyisler projesiyle de birleştirip evet, aslında bu iki soru özellikle bu yarış ikramiyeleri ve seyis eğitim programı ile ilgili görüşlerinizi almak isterim. Barış Emrah'ın da soru yanıtlamış olalım böylelikle. Şimdi tabii seyisler en önemli, atçılığın en önemli çalışanlarından biri. Yani, evet. Tabii. Bir kere hakikaten yani şu anda Ankara'da bir projeye başladık. Bir kere seyislerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi lazım. Yani tabii yönetmeliklerden farklı bir şey yapamadığınız için eğitim seviyesi, istenen eğitim seviyesi dolayısıyla çok fazla talep oluşturamıyorsunuz. Ama biliyorsunuz sene başında Elazığ'da başlatılan ki Tarım Bakanlığı ve İŞKUR'un bizim Elazığ Hipodrom Müdürlüğü ile müşterek projesi ki dolayısıyla da bir vesileyle hem İŞKUR'a hem Tarım Bakanlığı'na bu konuda sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kadın seyis kursu açıldı. Ve hemen hemen hepsi yüksekokul mezunu ve bir kısmı da üniversite mezunu olmak üzere 42 kadın eğitim gördü. 36'sı mezun oldu.
13 tanesi şu anda faal olarak bizim hipodromlarımızda çalışıyorlar. Ve bunun bu başarının arkasından Elazığ dışındaki 8 ilde olan hipodromlarımızda seyis kursları başladı ve 9 Ocak'ta da bunların inşallah mezuniyetlerini hep beraber kutlayacağız. Yani 200 civarında şu anda daha kadın seyisimiz eğitim görüyor. Kadınların buraya bir taraftan girmesi çok önemli. Yani erkek egemen bir toplumda daha insanlar agresif ve sinirli oluyor. Kadının olduğu yerde insanlar daha saygılı, daha kendi hareketlerine çekizen verme imkanı oluyor. Bir kere bir taraftan bundan başladık. Yani seyis eğitimi konusunda Tarım Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir şey. Zaman zaman kurslar açılıyor. Ama bizdeki seyislerin esas şikayetleri dediğim gibi eğitim seviyesi, aranan eğitim seviyesi dolayısıyla kursa katılıp lisans alamıyorlar. Yani bize düşen görev onların yaşam kalitelerini yükseltmek, bu yarışçılığın da kendi içinde karlı bir hale getirerek onların gelirlerini de arttırmak. Yani yarış ikramiyesi direkt olarak toplam yarış ikramiyesinin %5'i seyislere gider. Dolayısıyla bu yarış ikramiyesiyle ve giderlerini azaltarak yaşam koşullarını iyileştirerek bizim için en önemli unsurlar. Onun için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Ama işte kolay değil bir işi bir yere getirmek. Yani dünyada olduğu gibi kadın egemen ve daha iyi koşullarda hizmet veren seyislerle inşallah önümüzde bu işi geliştireceğiz diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, geri dönüşler alıyor musunuz? Ekürlere yerleştirilen kadın seyislerle ilgili verimlilik konusunda. Genelde memnunlar. Evet. Bir kere anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Hı hı. Sevgiyle yaklaşıyorlar. Yani sinirlenince yumruk atmıyorlar. Hı hı. Onun için seviyorlar, öpüyorlar. Bende çalışıyor. Çok memnunuz. Evet. Çok iyi yapıyorlar işlerini. Murat Çelik sormuştu, onun sorusunu da cevaplandırmış olduk. İkramiyelere ben döneceğim tekrar, birkaç kişiden geldi. Gerçi başta bir konuşmuştuk ama 2018 ikramiyelerinde artış olacak yani mı diye bir kez daha. Seviyeden aşağı olmayacağını görüyoruz. Hı hı. Yani şu anda resmi bir görüş konusunda bizim bir beyan etmemiz yanlış olur. Yani bugünkü 440'tan aşağı bir şey olmayacağı kesin, öyle görüyorum. Yani insanların beklenti rakamlarını duyuyoruz. Ama neticede bütçenin oluşumunda nasıl bir gider tablosu çıkacak, ona göre bundan ne ayrılabilir? Ama dediğim gibi açımızın esas yarış ikramiyesinden öte giderlerini azaltıcı, teşvik edici desteklerin ön planda olması, yani bütün açıları hizmet verecek yatırımlar, teşvikler verilmeli. Evet. Yoksa yarış ikramiyesini ancak kazananlar arasında bölünebiliyor. Yani dolayısıyla tüm açının giderini azaltabilecek aktiviteleri yaratmak, yaşatmak gerekiyor. Yani aşı gibi, yem gibi, ağır bedeli gibi birçok konuda bütün açıların gideri olan konuları desteklemek gerekiyor. Yani ticaretin önünü açıp açının yemini ucuza mal etmek, nalını ucuza mal etmek gibi birçok konunun çözülmesi gerekiyor. Yani genel giderlerini azaltacak faktörler yarış ikramiyesinden çok daha önemli. Yarış ikramiyesi illa artsın beklentisi açımızı yanlış bir yere götürür. Muhakkak ki artması bu işin cazibesi yönünden önemlidir. Ama dediğim gibi genel olarak atçının sorunlarını çözecek çözümlerin üretilmesi daha önemlidir.
Reşit, sizin bir tablonuz vardı, hazırlamıştınız aslında, o tablodan da eğer her üzerinden başkanın söylediğini destekleyecek, evet. Hani bu konuyu verelim doğrusu, o tabloyu da. Böyle evet. Konuşur muyduk bilmiyorum ama şöyle destekleyecek, görecekler. Örneğin rakam bu yılın 2017 yılının hiç ikramiye kazanmamış, sıfır kazançlı 5781 at koşmuş toplam 1849'u, yani yaklaşık %32'si 31.98'i hiç ikramiye kazanmamış. Yani yarış ikramiyeleri her şeyin çözümü olmayacak dedi başkan, veya gerçek çözüm değil dedi. İşte şu rakamlar onu kanıtlıyor. 60 bin lira ve üzeri kazananlar da bakıyoruz sanıyorum %27'ye yakın, ki 60 bin liralık kazançtan içinden montları da düşerseniz aslında 60 bin lira atın bir yıllık giderinin tam karşılığı olmaz. 80 bin lira olması lazım ki ortalama 5 bin lira dersek o rakam o zaman %22'lere %23'lere geliyor. Yani yarış ikramiyesini kaba bir deyimle 2 ile bile çarpsak sahadaki atçıların yine memnuniyetsizliği devam edecek. Yani çözüm tamamen başkanın dediğine katılıyorum. Sadece yarış ikramiyesi değil. Belki subvansiyonlar, belki tabana yayılacak beklentide hizmetler. Beklentide bu noktada mesela Kazım Kastar bir mesaj göndermiş. Diyor ki yarış ikramiyesi konusunda diyor hemfikiriz zaten diyor, bir sıkıntı yok. Biz maliyetleri nasıl düşürüp de biraz daha farklı oluruz diye. Tam da bunun aslında evet. Altını dolduran bir soru oldu. Kazım Kastar'ın sorusu. Şimdi geçen sene bunu tatbikatını yaptık. Yani rakamlar vermiştik. Biliyorsunuz 52 milyon lira gibi bir rakam yarış ikramiyesinin dışında atçıların hastanelerinden, bağır gelirlerinden kesintiye gittik. Hara gelirlerinden. Dolayısıyla yani buna benzer işte aşıları bedava yaparak, hastane ücretlerini düşürerek birçok konuda şey yapıldı. Yani neticede 5602 sayılı kanun bize imkan verse yetiştirici şey yem bilmem katkı maddesi hatta tüm ilacı derneklerin dernek kanalıyla çok daha ucuza mal edip hipodromlarda değerlendirmek mümkün. Bunların hepsi yönetmelik değişiklikleriyle, kanun değişiklikleriyle çözülmesi gereken, ya doğrusu hazırlanacak strateji planıyla çözüme kavuşturulacak konular. Yani neyin nasıl yapılacağı hepsi belli. Belli. Bunların mühim olan çözümünü bulabilmekte, hukuki zeminini hazırlayabilmekten geçiyor. Evet. Birkaç soru daha var, okuyayım. Ondan sonra normal akışımıza dönelim. Ömer Büyükkayalar birkaç soru sormuş. Şöyle söyler, der ki sektöre de hakim biri olsa gerek. Der ki müessesenin kendi payı olan %26 diyor yetmiyor mu diye bir soru sormuş. Oyunların günlük satış hasılatını düşürseniz çok büyük bir rakam değil mi bu diyor düştüğünde. Yarışsevere neler dönecek ve varlık fonu en iyi teklifi verene anladığım kadarıyla lisans hakkını verecek. Bu normal bir şey değil mi? TCK varlık fonuna bir teklif verecek mi diye de soruyor bu soruyu. Şimdi neticede görüşmeler neticesinde nasıl bir bizden beklenti olduğunu gördüğümüzde değerlendireceğimiz bir konu. Yani 26 pay maalesef atçılık sektörünü köpürtecek bir rakam değil. Yani bunun içinde 3 kalem zaten temel giderimiz. Yani gelirimizin %25'ini zaten müşterek bahisler ganyan bayilerine veriyoruz. Yani toplam gelirin %25'i. %50'ye yakın bir kısmını yarış ikramiyesi olarak veriyoruz. %15'lik bir kısmını personel gideri. Personel olarak veriyoruz. Onun dışındaki kalem de yatırımlara ve operasyonlara gidiyor. Yani bunun bir de satışı arttırdınız, özel hesaba para gidiyor. Dolayısıyla sıkıntı var. Yani bir de geçmişten bugüne baktığınızda toplam sabit yatırım oranımız %2'lerde, ciromuzun %2'lerinde. Yani yatırım fakiri olarak kalmışız. Son yıllarda her ne kadar 2 tane ilave hipodrom yapılmış olsa da şu anda 9 hipodrom hala yetmiyor. 10. hipodromumuzu bitiriyoruz. Asgari 13'e çıkarmamız gerekiyor. Yani bizim özellikle hipodrom sayısı her şeyin bir göstergesi. Yani gerek
gayri safi yurt içi hasıla içindeki bütçemizin oranını etkileyen bir, gerek istihdamı etkileyen bir konu. Yani yatırım ihtiyacı çok fazla var. Her şey eskiyor. Her şeyi yenilemek gerekiyor. Dolayısıyla %26 pay maalesef Türkiye'nin akçılığının geliştirilmesi için yapılması gereken yatırımlara yetmiyor. Peki İlyas Emir Karadağ'ın bir mesajı var. Şu şekilde paylaşıyor. İFA Part 1'e kabul olmak için yarışların en azından grup seviyesinde yabancı katılımcılara açık olması gerekiyor. Dileriz bu hedef doğrultusunda ithal şartnamesi ve koşullara katılım şartları düzenlenir diye bir mesaj paylaşmış. Şimdi bunlar tabii neticede bugün konularımız değil. Evet, yani şimdi bu belirlenecek stratejilerden biri olabilir. Evet. Yani Japonya modelini alırsın, uygularsın, sınırlar açık, gümrükler yok, her şey serbest, herkes gelir, bütün yarışlara girer. Tamam, atçılık gelişebilir. Ama kendi atçılığınızın gelişmesi için inanılmaz bir destek vermeniz gerekiyor. Japonya bunu yaptı. İlk 5 yıl hiçbir atı kazanmadı. Bütün yarış ikramiyesini dünyadaki atlar geldi, aldı, götürdü. Ama 5 yıl sonra kendi desteğiyle, yani devlet desteğiyle atçısını öyle bir yere getirdi ki şu anda dünyada en önemli ülke halinde. Yani 26 milyar euro ciro yapıyor ve atından çok para ettiği bir ülke haline geldi. Bu bir yol, strateji. Yani olmaz diye bir şey yok. Siz gidiş yoluna dersiniz ki her şey, bütün yarışlar dünyaya açık, ithalat, ihracat da serbest, hodri meydan. Gelişir. Ama gelişinceye kadar sizin atçınızın gelişmesi için ne yapacaksınız? Yani o tedbiri almadan öyle bir şey yapılamaz. Bu bir genel bir stratejidir. Bunlar tartışılır, konuşulur. Öyle bir yol seçilirse yollardan biri de budur. Yani neticede... Evet. İFA zaten bütün koşulları Part 1'e geçebilmek için tüm koşulları açmayı söylemiyor. Ama tabii bizimki gibi değil. Tabii, daha fazla tabii. Sayıda koşuyu yüzde oranında grup koşularının içinden belli yüzdeyi uluslararası ülkelere açılmasını söylüyor. Reşit abi, sizin gündeminizde yoğun. Gerçi o kadar çok mesaj geliyor ki bayilerle ilgili sorular var. Girelim. Şimdi haklısın, bilemiyorum, Sayın Başkan da burada. Biz başlangıçta da mesajları gönderenleri uyarmadık. Belki senden benden kaynaklanıyor. Yani gündemi daha çok varlık fonu, atçılığın 1 Ocak 2018'den sonraki durumu ne olacak? Türkiye Jokey Kulübü buna karşılık ne gibi pozisyonlar alıyor? Bunların üzerine, halbuki orada uyarmamız da belki gerekirdi. Yani bunların içinde kalacak sorularla bulursak zamanı çok stabil, doğru kullanmış olacağız. Yoksa çok açılacağız. Bir de Sayın Başkan'ın dediği gibi önümüzde görmediğimiz şeylere yanıt vermek zorunda kalacak. Bilemediğimiz şey. Bir sonraki programda belki bunlar daha şekillenmiş, netleşmiş bir şekilde konuşacağız ki önümüzdeki günlerdeki değerlendirmeler sonra. O yüzden hani bayi dostlardan gelen mesajlar var, seyis kardeşlerimden gelen mesajlar var. Bunların hepsini okuyoruz. Sayın Başkan'a da zaten ileteceğim yayın sonrasında, ama önümüzdeki programda bunu çok daha şekillenmiş, net mesajlar verebiliriz diye düşünüyorum. Varlık fonuyla olan gelişmeler sonrasında son durumda ne olacak onu göreceğiz. Bir sonraki program daha net cevaplarız diye düşünüyorum bunları. Son soru, ama bu esnada tabii hemen ardından Reşit abiye sözü bırakacağım. O da şu: nerelerde hipodromlar açılacak? Mevcut hipodromlarla ilgili iyileştirme çalışmaları var mı? Pistlerle ilgili atçılardan gelen sorular var. Zaten akışımız içerisindeydi bugün bunlar, bu sorular. Dolayısıyla ben burada hemen Sayın Başkan'a döneyim. Daha sonrasında Reşit abinin gündeminde olan sorular var. Bizim soracağımız soruların içinde de var. Vardı. İzleyicilerimiz de sormuşlar. Şöyle yapalım Sayın Başkanım. Yeni hipodromlar nerede açılacak? Mevcut hipodromlarla ilgili değişiklikler var mı ki çok konuşuluyor? Özellikle Adana Hipodromu ve farklı hipodromlardaki pist değişiklikleriyle ilgili sorular geliyor. Gündeme düşmüştü. Bunlar ve ardından da diğer konulara devam edeceğiz. Evet. Şimdi tabii şu an itibariyle Antalya Hipodromu biliyorsunuz Aralık ayında yetiştirilecek diye program yapıyorduk ama maalesef bitirilemedi. Önümüzdeki seneye kaldı. Evet. Onunla ilgili de yarış programı zaten dün oraya konacak yarışlar
Başka şehirlere dağıtıldı. Dün de ilanı yapıldı. Evet. Antalya Hipodromu önümüzdeki sene kış sezonuna yetişecek. Bu arada bizim Konya'da hipodrom alanımız var. Bize tahsis edilmiş alanımız var. Onunla ilgili de belediyeyle bir takım sorunlar yaşanıyor ama işte bir noktaya gelinmek üzere. Ama daha programda Konya çok erken, yani bizim açılık yönünden elzem hemen yapılması gereken hipodromlardan biri değil. Çünkü yazın yarış yapılabilecek bir hipodrom. Bu arada Erzincan Hipodromu ile ilgili arazi sorunu çözüldü. Ama yarışçılık sektörünün şu an mesela kış hipodromunda kışın en az daha 1000 tane ahıra ihtiyaç var. Kış hipodromu yapılacak hipodromlarda ya hipodrom veya 1000 tane daha ahıra ihtiyaç var. Bunun 240 tanesi Antalya'da yapılıyor. Antalya hipodromu yetişmediği için acilen biz elimizde bir kaynağımız oluştu bu seneki artıştan dolayı. Hemen 400 civarında bir ahırı Adana'ya hemen yapıyoruz. Ve zannediyorum bugünlerde ilk kabulleri yapılıyor. Yıl sonuna kadar da bu 400 ahırı devreye girecek. İnsanların kışın yarış yapabileceği, atlarını önümüzdeki sezona hazırlayabileceği ahırı temin edebilmek için. Türk atçılığının en önemli eksiği kış hipodromu. Yani bizim kış hipodromumuz şu anda gerçekte 3 tane var. İzmir, Adana ve Urfa. Ve bu kış hipodromlarında iki tane işte Antalya yapılıyor, dördüncüsü. Beşincisi de lazım. Beşincisi lazım ki biz Bursa'da, Kocaeli'nde ve kış şartlarında İstanbul'da yarış yapmayalım. Hem hipodromların bakımını yapalım hem de operasyonu pahalı bir iş yapmayalım. Dolayısıyla biz Antalya'nın dışında Samsun muhakkak yapılması lazım diye düşündüğümüz yerlerden biri. Çünkü Karadeniz bölgesinde hiç hipodromumuz yok. Evet. Yani çok da atçı var. Atçılığa da çok rağbet var. Dolayısıyla öncelikle Samsun, ama hala arazi problemi çözülebilmiş değil. Arazi problemi çözülürse ilk kaynak bulunduğunda yapılması gereken hipodromun Samsun olduğunu düşünüyoruz. Samsun olmalı diye düşünüyoruz. Akabinde ikinci hipodromun Aydın veya Gaziantep olarak düşünüyoruz. Burada da bunları düşünürken hem diğer hipodromlara yakın olması açısından, yani istihdamı diğer hipodromlardan destek alması, yani İzmir, Aydın'dan, Aydın İzmir'den destek alır. İşte Antep, Urfa'dan ve Adana'dan destek alır. İkisinden birinde bulunacak hipodrom arazisi, öncelikle bu iki hipodromun çok çabuk yapılması lazım. Ama bu da dediğim gibi o demin bahsedilen sorudaki 26 pay ve olayın uygulama şeklinden veya kaynak yaratılma şeklinden geçiyor. Kaynak yaratılabilirse öncelikle buraların ne zaman yapılması lazım? Bugün yapılması lazım. Yani çok önemli ki sağlıklı bir yarış programı yapılabilsin, at popülasyonu artırılabilsin, cironuz artırılabilsin. Yani hepsi birbirini destekleyen şeyler. Yani bugün Avustralya'ya bakıyorsunuz, bütçesinin %1,5'unu atçılıktan temin ediyor. Yani müthiş bir şey. 454 tane hipodrom var. Bizde 9 hipodrom var. Yani her hipodrom istihdam demek, hayat demek. Pistler başkanım. Şimdi pistler konusunda kış hipodromlarında bizim bu 3 tane kış hipodromumuzda, Antalya'yı da söyleyeyim. Antalya'da sentetik pist ve kum pist oluyor. Bizim Adana'da ve İzmir'de çim pistlerimizin, yani kış yaz ayrımına gittiğimiz gün itibariyle, evet, hipodrom sayımız arttığı takdirde yazın kış hipodromlarında yarış yapmadığımızı düşünürsek çim pistlerin kesinlikle sentetiğe çevrilmesi gerekiyor. Evet. Yani şu anda
Kış hipodromlarında çim pist hiç yapmamak gerekiyor. Ve kesinlikle Adana, İzmir, Antalya, Urfa'da çim pistin olmaması gerekiyor. Bunların abi, İzmir'de çim olmasın. Olmamalı. Evet. Yani bunlar da sentetiğe çevrilmeli ama hipodrom sayımız yeterli olduğu zaman. Yani hipodrom mu eğer siz Temmuz, Ağustos ayında hala İzmir'de yarış yapıyorsanız tabii ki çimde yapacaksınız. Yani ama Nisan ayında bitiriyorsanız, Mayıs ayında bitiriyorsanız çünkü çim yarışları hep kuma alınır. Yarış ikrami, yarış oyun düşer. Yani cironuz düşer. Onun dışında yaz hipodromlarında da kesin çim pisti olması lazım. Yani bunun için Kocaeli'nde olması lazım. Elazığ'da olması lazım. Yarın eğer Erzincan yapılıyorsa çim pisti olması lazım. Ama Urfa'da olmaması lazım. Yani işte Antalya'da olmaması lazım. Çim pisti. Zaten yapmıyoruz Antalya'da da. Ve Adana'yı da ilk fırsatta bu sene eğer genel kurulda bizim görüşümüzde olur ise tabii Varlık Fonu da bu görevi bize devam ettirirse Adana çim pistinin sentetiğe çevrilmesi ilk işlerimizden biri olacak diye düşünüyorum. Evet. Geleceğe ilişkinde soru var. Güncele ilişkinde var. Önce yine güncele dönelim Sayın Başkanım. Hep konuştuk. Konuşmalarımızın içinden günceli konuşurken, Varlık Fonu'nu konuşurken yine mutlaka bir yerinden Tarım Bakanlığı giriyor. Kısa deyimiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı giriyor. Bakanlığın 1 Ocak'tan itibaren işlevi 77. maddede bir denetçi olacak bakanlık. Bundan denetim sonra ve gözetim. Denetim ve gözetim görevi üstlenecek. İşte bu aşamada bakanlıkla yapılan görüşmeler ve Türkiye Jockey Kulübü'nün daha açık soralım. 1-1-2018'de değişirse lisans sahibinin bakanlıkla çalışması nasıl olabilir? Ne olur yani? Şimdi Sayın Köstem, şimdi dünyayı biliyorsunuz. Evet. Dünyada hiçbir ülkede tarım bakanlıksız ve jockey kulüpsüz bir yarış sistemi yok. Yarış modeli yok. Yani jockey kulübün görevi değişebilir. Tarım Bakanlığı'nın görevleri değişebilir. Ama bu ikisinin olmadığı bir at yarışı düzenlemesi dünyada yok. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın muhakkak içinde olması gereken konular var. Yani ithalat, ihracat. Efendim pedigri kaydı. Efendim doping yönetmeliği. Yani olmazsa olmaz konuları var. İşte şu anki hakemlik. Hakemlerin hepsi Tarım Bakanlığı mensupları. Yani demin konuşmamız başında da 65 civarında lisanslı hakem olduğunu söyledim. Bunların hepsi Tarım Bakanlığı'nın memurları. Yani bunun nasıl nerelerde olması gerektiği konusunda yani müşterek bahislerde olmayabilir. Efendim yarış programında olmayabilir. Efendim bütçe tasdikinde olmayabilir. Ama diğer konuların hepsinde Tarım Bakanlığı bence vazgeçilmez. Yani jockey kulüp burada nedir? Jockey kulüp dengeleri koruyan, yani kimsenin menfaatine göre hareket etmeyip dengeleri koruyarak doğru programlarda tecrübesini yaşatan bir kurumdur. Yani dolayısıyla siz bunu yarış programını benim şahsıma verseniz ben kendi atlarıma göre yarış programı yaparım. Yok ya, yapmayayım. Hayır yani eşyanın tabiatıdır. Ama, kişisel olarak siz evet, İstanbul hipodromunu bana verdiniz. Evet. Ya da yani, bu izlenimi uyandırır. Amerika'da evet. Amerika'da bunun örnekleri var. Tabii. Yani hipodromların sahipleri var. Evet. Her hipodromun ayrı sahibi var. Ve yarış programında kendileri yapıyor. Evet. Oraya gelmesi istediği ekürüye gerektiğinde para veriyor. Gerektiğinde onun atlarına göre program yapıyor. Yani neticede biz Türkiye olarak hakikaten yani bizim bu Deloitte'un raporunu tartışacak olursak
Yani özellikle tek at yetiştiren dünya kadar yetiştirici var. Yani bin üzerinde dünya kadar tek at yetiştiren yetiştirici var. Özellikle Urfa civarında ve Eskişehir civarında bir at yetiştirip hayatını geçindiren insanlar var. Yani siz herkese hitap eden, ayrıca Türkiye'de öyle bir şey ki burada biz atçılığın geliştirmesi için İngiliz atına göre ben dünya atçılığına İngiliz atıyla program yapacağım dersiniz. Burada Türkiye'de bir Arap atçılığı gerçeği var. Tabii. Yani bunu göz ardı edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunun sosyal boyutunu düşünmek mecburiyetindesiniz. Bu iş öyle sadece ticari boyuttan bakmakla bu işi çözemezsiniz. Yani Türkiye'deki dokuların ve altyapısının hepsine kucaklayacak modeli yaratmanız gerekiyor. Kolay bir iş değil. Yani bu iş bugüne kadar herkes hemen hemen kucaklanıyor. Muhakkak ki herkesin istediği olamıyor. Yani neticede bir optimumunu bulup herkesin paylaşacağı bir modeli yaratmanız gerekiyor. Dolayısıyla çok sıcak, gelişen, değişen, yaşayan bir sektör ve çok parametreleri var. Bütün dengeleri bozmadan bu işin gitmesi çok önemli bir konu. Evet, iyimsersiniz. Bizler de genelde iyimseriz ama bir de beklemedeyiz yani şu anda. Sizler de beklemedesiniz. Biz de, ben bir yarış yazarı olarak beklemedeyim. Atçı, yetiştirici, herkes beklemede ve mutlaka bunun bir çözümü üretilecektir. Otorite, hatta otorite olarak da şu anda benimsediğimiz Türkiye Varlık Fonu bir çözümünü üretecektir diyoruz. Ama süreç çok sıkışık. Bir ocağa yaklaşık 2 aylık bir süreç var. Yani gün olarak 60 günden bile kısa bir süreç var. Bu nasıl olacak? Nasıl yetişecek? Bu dileriz ki olmaz. Bir duraganlığa sebep olur mu at yarışlarında? Bu bir yani felaket olur demeyelim ama en kötü senaryo olur herhalde. Atçı da bunu soruyor başkanım. Diyor ki açık atçımız ve net şunu söyleyin olsun. Diyor. Rahat olalım mı biz? Atçımız rahat olsun. Hiçbir şekilde atçılık duraksamaz. Problemler çözülür. Ve bu iş en iyi şekilde devam eder. Evet. Hiç kimsenin endişesi olmasın bu konuda. Yani olağanüstü haller yaşanıyor. Bunlara rağmen bu sorunlar hepsi takip ediliyor, konuşuluyor. Ve bu konunun atçının mağdur olacağı bir neticenin oluşacağına hiç ihtimal vermiyorum. Evet. Yani çok yakın bir zamanda bu işin bütün sorularınızın cevabını... Ben şu anda şöyle olur demek istemiyorum. Yani neticede sizin sorularınıza net cevap vermek gerekir. Ama ben şundan herkesin at sahiplerinin ve atçıların emin olmasını istiyorum. Bu sektör büyüyecek. Bu sektörde hiçbir şey aksamayacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sektörün paydaşları olarak... her şeyin içindeyiz, her şeye hakimiz. Bir yanlışa müsaade edilmesi mümkün değil. Yani biz netice olarak bu işin pratikleşip çok daha hızlı büyüyebilir bir hale geleceğine eminiz. Kimsenin bir endişesi olmasın. Çok yakında bu iş önümüze çıkacağını göreceğiz. Belki programın süresini daha az yaparız. İşte abi 2 ay öncesinde değil mi? Bir ay sonra çok daha farklı yaparız. Yani belli olur olmaz yaparız. Süresi deyince süremiz mi bitti diye baktım. Yok, ama daha yok. Süremiz varmış. Bir de genellikle demin gelen sorularla birlikte geleceğe ilişkin yatırımlar, hipodromlar yapılacak ve düzenlemelerden söz ettik ama bunların arasında projelerin de arasındaydı. Son 3 başkan olarak düzenlediğiniz toplantıda da gündeme kısaca da olsa gelmişti. Bir at şehri projesi. Bu hani benim aklımca sizin söylediklerinizin hepsinin bana göre önünde. Bunu başka bir zaman hipodrom mu önce, at şehri mi önce bunu tartışırız. Bu projenin geleceği nedir? Ne olabilir? Bu çünkü çok önemli. Atlarımızın yarış hayatı kısa sürüyor dediniz. Bunların hepsi benim aklım sıra biraz oraya bağlanabilecek bir konu. Şimdi at şehri projemiz bir hayal ürünü. Yani 3 sene evvel
Her ay toplantılara başladık. Bu at şehriyle ilgili Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Binicilik Federasyonu ile beraber 3 evet. senedir bu projeye emek veriyoruz. Bu proje için dünyadaki örnekler incelendi, tartışıldı ve taslak olarak bir proje ortaya çıktı. Bugünlerde yukarıya sunulmak üzere. Yani bu proje bana göre tabii bu bir jokey kulüp projesi, bu bir atçılık, at yarışçılığı projesinin ötesinde bir devlet, bir hükümet projesi olabilecek, bir ülke projesi olabilecek büyüklükte ve kapsamda bir iş. Çok ciddi olarak atçılığın hem yetiştiriciliğini, hem geleneksel spor dallarını, hem kültürünü, hem biniciliğini, hem yetiştiriciliğini, turizmini, görselini, çocuğunu, sanayisini, yani her şeyini içinde kapsayan çok müthiş bir proje. Yani hem yapım sırasında ekonomiye ciddi katkısı olacak, hem bittiğinde istihdama inanılmaz katkısı olacak. Müthiş bir, kendi içinde kendi kaynağını yaratabilen müthiş bir proje. Bu projenin yer konusunda bu hafta bile bir belediye başkanı seviyesinde görüşmeler oldu. Çok yakında, şimdi ben bazı şeyler, isimler deklare etmek istemiyorum. Çünkü bu hükümetin sahiplenip çıkabileceği bir proje. Evet. Bugünlerde oraya yansıtabileceğimiz hale geldi. Yansıttığımızda çok çabuk cevap alabileceğimiz, sahiplenecek bir proje olarak görüyoruz. Ve onun akabinden de hemen çok ciddi olarak bunun finans yapısının oluşumu konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Finans yapısında da en önemli rolün yine yarışçılıkta olacağını, bu işin evet. dinamosunun yarışçılıkta olacağını görüyoruz. Çok yakın bir tarihte bu proje bizim tüm sorunlarımızı, yani hayallerimizin ötesinde ufkumuzu açacak, geleceğine atçının en önemli sektörlerinden biri olacak. Herkes at sahibi olmak isteyecek diye düşünüyorum. Evet. Doğrusu çok mutlu oldum at şehri konusunda aldığım bilgilerden. Hani at sahiplerinden birisi de o koşullarda eğer yetişir görürsek ben olabilirim diyorum. Ve Varlık Fonu'nun da bu işte çok büyük rolü olma ihtimalini görüyorum. Çünkü yarışçılık lisansı, müşterek bahisler lisansı Tarım ve Varlık Fonu'nda olduğu için Varlık Fonu'nun da bu projeyi gerçekleştirdiğimizde hükümet kanalından Varlık Fonu'na bu işin yönlendirilmesi ve büyütülmesi konusunda en büyük desteği de oradan alacağımıza inanıyorum. Evet. Sayın Başkan, yakın zamanda Türkiye Jokey Kulübü, Binicilik Federasyonu ve geleneksel sporlarla beraber bir kahvaltı organizasyonu yaptınız ki aynı zamanda orada Deloitte bir rapor açıkladı. Şimdi ben o konuya da biraz değinmek istiyorum. Çünkü çok verimli geçen bir toplantıydı. Daha sonrasında yarış kamuoyunda da ulusal basında da yer buldu bu toplantı. Ve o raporun sonuçlarıyla ilgili biraz programın başında birkaç cümle paylaşmıştınız ama hem ben Türkiye Jokey Kulübü, Binicilik Federasyonu ve geleneksel sporlarla birlikte ne kadar güçlü olacağız, neler yapacağız biraz onlardan bahsetmenizi. Raporu, bir de raporla ilgili sorular geliyor. Bu raporu online görebilir miyiz, bir yerde TJK paylaşacak mı bu raporu şeklinde sorular var. Bunları da cevaplandırırsanız. Şimdi tabii burada özet olarak baktığınızda, ki var elimizde belki veriler ekranı. Evet, özet olarak baktığınızda şu anda bir durum tespiti yaptık. Yani Türk ekonomisindeki atçılığın Türk ekonomisindeki etkisi olarak baktık. Ve bunda müşterek bahisleri hiç dikkate almadık. Yani evet. tamamen atçının cebinden harcadığı paradan baktık. Atçılık derken burada geleneksel spor dalları ve binicilik de var. Evet. 42 bin at var kayıtlı olarak. Ve 84 bin kişi direkt olarak istihdam ediyor. Ve 300 bin kişinin geçim kaynağını sağlıyor.
2.3 milyar lira direkt atçının harcadığı para var. Ayrıca 1.2 milyar lira da kamuya aktarılan bedel var. Bu tespit, at sayısına baktığınızda bunun dağılımı 23 bin at yarış atçılığında var. Ve diğer dağılımı işte 2000 binicilik sporlarında, 6000'i geleneksel spor dallarında ve diğer 11 binde çeşitli yerlerde atlar var. Tabii 42 bin dışında ben demin konuşmam içinde de 2015 istatistik bilgisini paylaşmıştım. 132 bin tane de çeşitli yerlerde işte çiftliklerde, köylerde, evlerde olan poniler falan atlar var. Bunun istihdama etkisinin dağılımına baktığınızda 65 bini yarışçılıkta, işte 5 bini binicilikte, 12 bini geleneksel atlı sporlarda, 2 bin de diğerinde. Burada istihdam özellikle yarışçılığa baktığınızda istihdamın burada yoğunlaştığını görüyorsunuz. Yani ve bu istihdamın da en önemli şeyi bir istihdam yaratmak için bir atın maliyeti 70 bin lira. Yani üç istihdamı yaratabilmek için harcayacağınız yatırım bedeli 70 bin lira. Ekonomide bir istihdam yaratabilmek için 500 bin lira yatırım yapmanız gerekir. Bu dolayısıyla en az bedelle yapılabilen bir yatırım. Ve bu bir istihdamın direkt istihdama etkisi 3 istihdam yaratıyor. Dolayısıyla da 11 kişiye istihdam sağlıyor. Yani 70 bin liralık bir yatırımla, ama tabii bugünkü şartlarda 3200 civarında at doğuyor. Yani geçen yıl mesela 200 civarında koşan at sayımız artmışken 2018'de koşan at sayımız yok. Yani bu da sahalarımızın çok kullanılmasından, yarış programımızın çok yoğunluğundan kaynaklanıyor. Bunların hepsi hem hipodrom sayısını arttırmak hem yarış programında bu şeylerin farklılığını yaratıp atların yarış hayatlarını uzatmaktan geçiyor. Dolayısıyla o yine verilere geldiğimizde işte kamu bütçesinde 1.2 milyarın 632 milyon lira KDV olarak, şans oyunları vergisi olarak 246 milyon, 131 milyon kamu payı olarak ve diğer vergilerde 200 milyon civarında yerlerik böyle bir dağılımı var. Burada önemli konulardan bir tanesi gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Hı hı. Yani bizim oranımızı gördüğünüzde çok düşük bir oran. Evet. Yani Fransız ekonomisi çok büyük olmasına rağmen binde onlardayken bizler de maalesef binde beşlerde. Bizim çok çabuk olarak bunu ikiye üçe katlanabileceğini rapor gösteriyor. Ya burada tabii şöyle bir şey var. O 1.53 olan Avustralya'da 453 tane hipodrom var. Yani her hipodromun ekonomiye katkısının direkt ispatı. Yani bizim de zaten 9 tane hipodromumuzun etrafında istihdam kaynaklanıyor, evet, yoğunlaşıyor. Dolayısıyla hipodrom sayısının artması yani 2-3 kat çok çabuk büyütmek mümkün. Dolayısıyla biz bu işi yani varlık fonuyla bu verilerle çok çabuk ekonomideki katkı büyüyerek gelişeceğine inanıyoruz. Peki, raporu da değerlendirdik. At şehri projesini konuştuk. Geleneksel Sporlar Binicilik Federasyonu'yla beraber bundan sonra neler yapılacak, nasıl çalışmalarımız olacak? Birkaç cümle de bundan almak isterim. Tabii demin söylediğim gibi At şehri projesinde müşterek olarak çalışıyoruz. At paydaşında buluşuyoruz. Yani ve bu işin sosyal hizmet yönünde ve kamusal hizmet anlamında beraber hareket ediyoruz. Ve hipodromlarımızda geleneksel spor dallarının bazı
Türkiye şampiyonluklarını yapıyoruz. Evet. İşte geçen haftalarda Rahvan yarışlarının Türkiye şampiyonasını İzmir'de yaptık. Tabii bunların hepsinin atlarının gelişlerindeki aşıları, çıkışta bütün her tarafın sterilize edilmesi filan ciddi şeyler ama ben tabii Rahvan yarışlarında normal at yarışlarından çok daha fazla seyirci olduğunu gördük. Hiçbir tanıtım yapılmıyor olmasına rağmen. Yani Türkiye'de bu şeylerin çok desteklenmesi gerekiyor ve bunların da hakikaten yetiştiriciliğinin yani bizim bu müthiş at şehri projesinde bunların da şovlarının devamlılığı ve yetiştiriciliğin desteklenmesi konusu o da kapsamımız içinde. Ankara'da da bildiğiniz gibi geçen hafta sonuçlandı. Türkiye Şampiyonası, Cirit Şampiyonası yapıldı. 16-75 tane kulüp var. Cirit kulübü. Evet. Bunların da tabii bizim hedefimiz bu tür dalların olimpik oyunlar haline gelmesi konusunda çok önemli. Biraz daha bunların centilmenliğin ve sporculuğun ön plana çıktığı bir hale gelmesi gerekiyor. Geleneksel spor dallarıyla bu konuda çok bir uyum içindeyiz. Zannediyorum ki çok yakın zamanda bunu dünyaya örnek olacak. Ve yani yurt dışına gittiğinizde seyrettiğiniz at şovları gibi bizim at şehrimizde de bunların devamlı şovlarının olduğu, turizme hitap ettiği ve dolayısıyla da bu sektörün ve bizim yetiştiricilerimizin de pazarı olarak gelişecek bir pazar yaratılacağı. Dolayısıyla atçılığın geleceği açısından müşterek hareket etmenin bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Biz gerek Türkiye'nin bugünkü eksiği olan idman merkezleri olsun, gerek özel haraların desteklenmesi olsun, her türlü konunun müşterek olarak çözüleceği konusunda umudumuz var. Biz de bu konuya destek vermek için 68 yaşından sonra bu yarışmalara katılıyoruz. Ekrana geldi. Yarışmalara katılıyoruz. Evet. Urfa'da da bineceksiniz değil mi? Urfa açılışta da. Urfa'da bineceğiz. Geçen sefer 10 kilometreydi. Bu sefer 20 kilometrelik bir parkurda sağlam bitirirsek ne hala. Geçen sefer at başı bitmişti. Bu sefer artık kazanır geçen mıyız? Geçen sefer evet. Gerek, futbol ve binicilik federasyonu başkanıyla at başı bitirdik. İnşallah sağlam bitirelim. Önce o. Tabii burada esas önemli olan yani bu Osmanlı geleneğinden gelen, Türk geleneğinden gelen bir spor. Evet. Yani atı en uzun mesafede sağlam götürebilmek esas. Tabii. Burada atı sağlam götürebilmek, atın nabzını yükseltmeden 160 kilometreye kadar bir gün içinde atı götürebilmek şeyi var. Bu dayanıklık yarışı çok önemli. Hem sizin gibi kilolu adamı taşıyacak, hem de nabzı artmayacak. Kimi yerde koşacak, kimi yerde yürüyecek. Ama en önemlisi sağlıklı olarak yarışı bitirebilmek önemli. Sayın Başkan bana program öncesinde teklif etti. Biner misin Urfa'ya gittiğinde diye. Ben isterim de at bakalım beni isteyecek mi? Bir tereddütüm var. O yüzden hiç o işe girmeyeyim dedim. Seneye belki diyelim. Programın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama ben Sayın Başkan'a da bir sürpriz yaptı reji aynı zamanda. Bugünkü açılışla ilgili görüntüler hazırlandı. Çünkü siz o konuda çok hassassınız ve gerçekten hipodromların sosyal alanlar olarak kullanılması konusunda Sayın Yasin Kadri Ekinci'nin çok büyük önerileri, katkıları oluyor sürekli. Ve herkes gelip burada at binsin diyordu son 3-4 programdır. Değil mi? İşte o herkes geldi. Şimdi at biniyor. Veli Efendi Hipodrom'daki o sabahki açılıştan da görüntüler var. Birkaç cümle de bundan ilgili almak isterim. Kimler burada gelip at binecek? Çok büyük talep olduğunu biliyoruz programın başında bahsettiniz ama bu görüntüler bugünden çekilen görüntüler. İlk görünen kursiyerlerimiz bunlar. Evet, evet. Burada okul müdüremiz hepsine hoş geldiniz diyor. İşte veliler de aynı zamanda seyredebiliyorlar. İlk kursiyerler derslerini alıyorlar. Evet.
sırayla o kursa kaydolan herkes arkadaşlarına ama şimdi bilgiyi veriyorlar. Daha çok galiba kız çocuklar daha çok sanki değil mi ilk yani? Evet, evet. Bu isim yazdıranların hepsini arkadaşlarımla uyarıyorlar beni bu konuyla ilgili. İsim yazdıran herkes gelip at binecek. İsimlerini yazdırıyorlar sırasıyla birlikte sırayla. Tabii ki talep arttıkça mutlaka mutlaka daha evet, farklı gelişmeler olacaktır. Aynen. Atları tanıyorlar. Peki. Bunlar da bugünden sıcak görüntülerdi. Siz çok merak ediyordunuz. Biz bulunamadınız açılışta ama en azından... Gördüm. Buraya gelmeden bir uğrayıp geldim. Evet. Çok heyecan verici. Çok güzel bir şey. Evet. Reşit abi varsa sorularınızı alalım. Yok, yoksa yavaş yavaş veda edelim. Başkana yorduk mu bilmiyorum ama zorlamadık. Çok yok yok. Bilgi yok, hele bu son görüntüler çok keyifli. Evet. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Bir 5 ay kadar ara verdik ama en azından gelen mesajlara da bakıyorum. İzleyicilerimizin sosyal medya katkılarında da aynı şey geçerli. En azından atçı üzerindeki bazı soru işaretlerinin kalktığını, biraz daha rahatladığına dair gelen mesajlar var. Bu açıkçası bizleri mutlu etti. Bir nebze de olsa. Ama çok yakın zamanda, en azından bunu da hatırlatmasını yapalım biz. Çok yakın zamanda çok daha net bir şekilde net mesajları Sayın Başkan yine bu stüdyolarda TAY TV, TCK TV ortak yayınında paylaşacaktır diye düşünüyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum Sayın Başkan bu bilgiler için, bu değerlendirmeler için hem izleyenlerimiz adına hem de çok sayıda atçı ve yetiştiriciden gelen mesajlar adına. Son sözümü söyleyeyim. Son sözünüzü alalım, ondan sonra veda edeceğiz. Evet, bu programda hemen hemen her konuya değindik diye düşünüyorum. Değinmediğimiz konular bugün gündemin dışında konular. Ben atçılığın geleceği açısından çok iyi olacağına inanıyorum. Varlık Fonu Türkiye'nin değerlerini yükseltmek için kurulmuş bir fon. Ve bu işin pratik çözümlerini üretebilecek kabiliyette bir fon. Dolayısıyla biraz geç kalınmış olsa bile şu arada gördüğümüz ve izlediğimiz çok yakinen bu konu takip ediliyor fon tarafından. Çok çabuk bir zamanda sonuca ulaştırılacağından şüphe duymuyorum. Ve atçılarımız bu konuda müşteri olsunlar. Türkiye'de bu değerler, bu sektör çok büyüyerek gelişecektir. Bunlardan kimsenin şüphesi olmasın. Her türlü hazırlığa hiç tereddüt etmeden devam edilsin. Gerek yarış ikramiyelerinden korkmasınlar, gerek aşımlardan korkmasınlar. Varlık Fonu atçılığı büyüterek geliştirecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, TCK TV stüdyolarında Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci'yi At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Sayın Reşat Köstem'le birlikte ağırladık. Bugünlük bizden bu kadar. Bizler burada çok mutlu olduk sizlere ulaşabilmekten. Umarız aynı tadı, aynı keyfi sizler de ekranlarınız karşısında almışsınızdır diyoruz. Bir başka Son Düzlük gündem özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.